yine ölümsüz aşk bende. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. ATV ekranlarından Esra Eroğlu programından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Stüdyodaki coşkulu hanımefendilere teşekkürlerimi iletiyorum. Nerelerden geldiyseniz. İzmir. İzmir, Artvin. Hayatım, İzmir'in yarısı nereye karışık? Tamam. Ha, anladım. Ben İzmir ve Artvin anlamam bunu. Şimdi İzmirlileri bir görebilir miyim? Ayaklarınıza sağlık. Diğeri de Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından gelen seyircilerimiz var. Hoş geldiniz hepiniz. İyi seyirler diliyorum. Nerelerden geldiyseniz sağ olun, var olun. Hazır bu kadar hanımefendiyi karşımda görmüşken ve ekran başında bizleri izlediklerini bildiğim herkese bir çağrım var. Biliyorsunuz ki bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Kontrolleri yaptırıyor muyuz? Düzenli olarak biliyorsunuz ki 40 yaştan sonra artık mamografi çektirmeye, düzenli rutin kontrolleri yapmak lazım. Maalesef ki yani giderek yayılan bir kanser türü bu sebeple, ama erken önlem ne yapıyor? Bizi bu hastalıktan koruyor. Eğer ailenize böyle bir öykü varsa zaten o ailenin üyeleri daha dikkatlidir. Ama bizim ailede yok, bana hiçbir şey olmaz demeyin. Lütfen düzenli bir şekilde kontrollerinizi yaptırın. Hoş geldiniz, iyi seyirler diliyorum. Bu stüdyodan yine bir anne baba gelecek. İskenderun'dan geliyorlar değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evli ve 3 çocuk sahibi olan, kayıp olan kızlarını arıyorlar. Aslında kızları sosyal medya tanıdığı bir adamın yanına gidiyor. İlk gidişinde gidiyor, tekrar geri getiriyorlar onu. Ve kızın o sırada söylediği bir cümle var. Benim bu tanıştığım, görüştüğüm kişi de mahrem olan uygunsuz videolarım ve fotoğraflarım var diyor. Aile diyor ki biz senin yanındayız, seni koruruz. Fakat kızı bir ay sonra tekrar o kişinin yanına kaçtığında, o zaman tehdit ve şantajla bu kişi kızımızı yanında tutuyor, onu kurtarmak istiyoruz diyen bir anne baba sesi, buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Ay, seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Esra Hanım? Ben çok iyiyim, siz iyi değilsiniz. Bu arada mücadeleniz, yani mücadele ediyorsunuz, kızınızı kurtarmak istiyorsunuz. Bunu yapmanızın sebebi torunlar. Evet. Kaç yaşında torunlar? Torunum, o erkek 13 yaşında. Kız 11, diğeri de 8 yaşında. Nerede şimdi çocuklar? Babaannede. Babada, babaannede. Biliyorlar mı durumu? Evet, biliyorlar. Çok iyi biliyorlar hem de. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Şimdi 13, 11 ve 8 yaşındaki 3 çocuk anne ve babasının ilişkisine, evliliğe, hayatlarına dair o kadar çok şeyi tanık oluyorlar ki. Bir de anne ortadan kayboluyor. Bir sağlık sorunum var. Yok. Hayır. Efendime söyleyeyim, başına bir şey mi geldi? Hayır. Ama yaşarken aslında anneleri onları terk ediyor. Evet. Yani bu çocuklar için aslında çok ağır bir duygu. Çok, hani bu eşini sevmeyenler, başkasıyla ilişki kuranlar, hep şu programda söylüyorum, yine söyleyeceğim. Bu onun imtihanı. Evet. Ama bu davranışıyla diğer insanların, tüm ailenin hayatını mahvediyorsa verilmesi gereken bir hesap da var. Şimdi kaybımız Gamze Bilgin, şu anda fotoğrafı ekranda. Kendisi 29 yaşında. Evet. Reşit Bilgin'le evli, tam 14 yıllık bir evliliği ve bu evlilikten 3 tane çocuğu olduğunu söyledik. Kızınız ilk olarak 11 Haziran tarihinde kaçıyor. Evet. Siz onu geri getiriyorsunuz. Evet. Fakat ikinci kaçışı ve kaybolması 23 Temmuz tarihinde gerçekleşiyor. Evet. Gece saat 2:20 evdeki çocuklar ve eşi uyurken bir anda Gamze kayıplara karışıyor. Evet. O günü bir sizden dinlemek istiyorum ve sonrasını. O günü 2:30'da eşi aradı. Benim eşim hastaneye gidecekti. Akciğer kanseri eşim, tedavisi de kaldı. Damadımı aradım, damadıma dedim saat 5'te oğlum dedim, Adana arabasına dedim, kayınbabanı dedim, arabaya bindirir misin dedi. Evet bindiririm dedi o da. Beni ara ama dedi. Yatıyorduk, 2:30'da telefon çaldı. Ne çabuk sabah oldu dedim. Hemen yatmamdan kalkmam dedim. Baktım damadım. Ne oldu oğlum dedim, bir şey mi var dedim. Gamze yanınızda mı dedi. Yok dedim, yanımda değil, niye oğlum dedim.
Gamze tekrar geri gidik dedi. O gidiş bir daha hiç sesini, sedasını duymadım. Gittiği kişi Metin Özçelik. Evet. Evet. Bununla sosyal medyadan mı tanışıyor? Evet, sosyal medyadan tanıştı. O ilk kaçış 11 Haziran kaçışında yine çocukları bir babaanneye bırakmış. Evet, iki çocuğu evde bırakmış. İki çocuğu babaanneydi o gün. Akşamdan götürdü çocukları. Diğeri de 13 yaşındaki oğlu da evdeydi. Ben de merdiven temizliyordum. O gün kızım Çağlayan Alabalık'ta çalışıyor. O gün izinliliydi. Bugün kızımla dedim bir kahvaltı yapayım dedim. Kahvemi içeyim, çayımı içeyim dedim. Oğlum var evde bekar. 31 yaşında, 32 yaşında. Oğlum dedim git ablanı da çağır, bacını çağır. Bir kahvaltı hazırlayayım. Size herhalde çok dedim. Yakın oturuyorsun. Çok yakın oturuyor. Döktüreyim bir kahvaltı dedim. Beraber yiyelim dedim. Gitti. Ondan önce ben dolmuştan indim. Merdiven temizliği yapıyorum. Dolmuştan indim. Terlikleri dışarıda. İyi kızım bir yere gitmeyik dedim yani. İşe de gitmeyik dedim. Eve geldim. Kahvaltıyı hazırladım. Her şeyi, sofrayı serdim. Git ablanı çağır dedim. Çağırdı. Çağırmaya gitmiş. Anne sadece çocuk var evde dedi. Bacım yok evde dedi. Acaba dedim. Kocası doğum günü yüksüğü almıştı. Onu değiştirmeye mi gitti acaba dedim. Bol geliyordu diyordu dedim. Değil. 11 arabasını bekledim. Köyümüzün arabası var. 11.30'da gelir dedim. Ama ortada yok. Metin Özçelik'le kaçtığını nasıl öğrendiniz? Geride bir mektup mu bırakmış? Hayır hayır hiçbir şey yok. Diğer gün, aynı gün hemen damadımı aradım. 12'de. Yemek saatine çıkıyor iş yerinde. Oğlum dedim eşin yok evde. Yüksüğü değiştirmeye gitti herhalde dedim. Bekledim gelmedi dedim. Bir arabasıyla mı gelir acaba diye onu da şey yaptık. Eş izin aldı geldi. Acaba dedi o kişiye mi gitti dedi. O zaman bu daha önce kaçışları da var. Kaçış yok. Yok. Hmm. O gün kaçış yok yani. Ama kuaför diye kayıtlı bu. Ha, yani kuaför diye kayıtlı gece. Evet. Oldu. Gece 3'te bunu arıyor. Kızımı arıyor. Metin Özçelik kuaför diye kaydediyor. Evet kuaför diye kaydedik. Gece 3'te bunu arıyor kızımı. Kızım telefonu yastığın altına sokuyor tabii ki. Evet. Eşi de diyor ki ne, kimdi o telefondaki? Kuaför. Eşi alıyor telefonu gizlice. O telefonu çekiyor. Bakıyor eşi arıyor kuaför diye kişiyi. Sen benim eşimi ne rahatsız ediyorsun gece? 3'te. Biraz affedersiniz, çok affedersiniz. Küfürlü konuşmuş herhalde damadım. Biraz beni reddetti diyor. O da bana söyledi diyor. Öyle kaldı. Sabah oldu bana söyledi damadım. Dedi böyle böyle dedi. Durum oldu dedi. Ver şu telefonu ben arayayım bakayım dedim. Telefondan aradım. Sen benim dedim kızımı dedim gece ne hakla arıyorsun dedim. Ayıp değil mi sana dedim. 3'te dedim. Kimsin sen dedim. Hangi kuaför? 3'te hangi üçte arar yani. Sen, hangi kuaför dibiniz üçte? Dibiniz gelmiş diye. Arar mı yani ha, gece 3'te? Ben de dedim ya çok ayıp bir şey dedim. Nerede oturuyorsunuz siz dedim. Nerede kuaförsünüz dedim. İskenderun'da dedi. Öyle kaldı. O şekil kaldı yani. Haziran o işte Haziran 11'de de kızım gitti. 2 gün içinde geri buldum getirdim kızımı. Kızınızın geldiğinde siz onu eve getirirken nasıl ikna ettiniz dönmeye? Nasıl? Beni ablası aradı. Kendi aradı. Ben aramadan kendi aradı. Ablası da Gülcan dedi ki. Kimin dedi, ablası? Metin'in evet. Ablası. Metin Özçelik'in ablası. Sizin kızı kaçırmış dedi. Bu dedi ipsiz sapsız, işsiz güçsüz dedi. Bunu bundan kurtarın dedi. Elinden kurtarın. Çok kötü bir insan dedi. Öyle dedi bize. Artık oradan şimdi kızınız bu kişinin yanına gidiyor. Siz sonra bir şekilde ikna edip geri getiriyorsunuz. Evet, mıhtarı devreye soktum ben. Size bir cümle söylediğini iddia ediyorsunuz. Evet. Tam olarak söylediği cümle nedir? Arabanın içinde söylediği cümle bana anne dedi. Benim açık CD'lerim vardı dedi. Metin Özçelik de dedi. Ben onları kaybetmek için gittim dedi. Özür dilerim anne dedi. Bir daha gitmeyeceğim dedi. Özür diledi benden. Ya ben kaçtım çünkü bana tehdit ve şantajda bulundu. Evet. Benim mahrem görüntülerim, uygunsuz görüntülerim elinde. Evet. Bunları yaymakla tehdit etti. Evet. Bunu söyleyip geldikten sonra kocasıyla barıştı mı? Evet barıştı. Evet. Yuvayı kurtardı mı? Evet kurtardı. Evet. Ailesi kabul etti. Öyle bir temiz ailesi var ki. Damadının. Evet, evet. Damadımın öyle bir annesi, babası, babaannesi hepsi. Hepsi kendine kucak açtı. Teyzeleri hepsi kucak açtı kendine. Peki 23 Temmuz'da yani geldikten bir ay sonra tekrar gidişini neye bağlıyorsunuz? Ben tekrar gidişini ben ona bağlıyorum. Yani kesin benim kızımı bu Metin tehditle götürdü. Bunda tehditle, açık sildileri var ki, şantajı var ki
Kızımı onun için götürdüm. Daha önce de suç dosyası varmış. Evet. Aynı şeyden. Tehdit ve şantajdan daha önce Metin Özçelik'e işlem yapılmış. Bunu size kim söyledi? Jandarma. Jandarma dedi. Bu adamın dedi daha önce böyle başka bir kadını tehdit ve şantajından dolayı işlemdi, yapılmış. Hatta babamı anneni öldürürüm diye böyle şantaj yaptı. Bize de söyledi. Yani siz kızınızın Gamze Bilgin'i arıyoruz sevgili seyirciler. Metin Özçelik'in yanında tehdit ve şantajla durduğuna eminim. İnanıyorsunuz. İnanıyoruz. Kızınızı almaya gittiğinizde Metin Bey'le yüz yüze geldiniz mi ya da ailesi? Hiç görmedik biz. Gelmedi. Kız kendisi mi geldi Gamze yanına? Evet. Yer söyledi, oraya mı gittiniz aldınız? Evet. Biz nasıl kurtulmuş elinden? Vallahi ben Mıhtar'ı devreye soktum. Şeyden buldular. Jandarmayı aradık. Jandarmayı aradık. Biz stüdyoya çıkacağız dedik. Çıkmayın anne, beni rezil etmeyin dedi. Ben geliyorum, beni buradan alın dedi. Ben kayıp başvurusu yaptım. 11 Haziran'da yine program etkisi oldu. Evet. Evet. Ama biz çıkmadık yani, gitmedik bir yere. Gitmedik, kızımızı alınca kurtardık dedik. Böyle bir şey olacağını da sanmıyoruz artık dedik. Gittiğinden beri çocuklarıyla iletişim kuruyor mu? Asla. Hiç kimseyle kurmuyor. Bir sefer beni aradı gizli numarayla. Baba nasıl oldun dedi, nasılsın dedi. Ben de biraz tepki verdim. Kapatıyorum dedi, kapattı. O aslında gün, bu çok insani bir şey. Yani ortadan kayboluyor, çocukları bırakıyor. Siz kanser tedavisi görmeniz gerekirken kızınızın peşindesiniz. Bu da ayrı bir vicdansızlık tabii. Şimdi yani babası hasta, gitmeyebilirdi. Babamı bırakıp ben senden gelmeyebilirim derdi. Siz haklı olarak derdi. Yani hani o sırada sitem ediyorsunuz ona. Evet. Evet. Ben sadece ben diyorum Metin Özçelik'in yanında durmasını istemiyorum. Evet, istemiyorsunuz. Buradan kızınıza seslenin lütfen. Kızım ben seni çok seviyorum yavrum. Boncuk gözlüm diyordum ben sana. Lütfen gel benim yanıma. Ben her zaman sana kapım açık yavrum. Bir kaşık yemek senin için kaynamıyor. Ne Metin'ine git, ne Reşidin'ine git. Hiçbir yere benim yanıma gel yavrum. Ben anneyim anne. Ben 2,5 aydan beri yüreğim yanıyor. Sırtımda bir ağrı, buramda, ağzımdan çıkıyor Esra Hanım. Çok kötüyüm, babamız hasta, merdiven temizliyorum ben. Çocuklarıma öyle bakıyorum yani. Ali amca kaçıncı evrede? Efendim? Hastalığınız? Tedavi kaldı. Tedavi kaldı. Evet. İlk şey, 1 milim bir şey var akciğerde. Aslında ben çok ayakta duran, aynı gün tedaviye Adana'ya gelecektim. Erteledim. Yani babanız, hepimizin hayatta en çok korktuğu hastalık türlerinden biri bu. Evet. Bu arada sizin ihtiyacınız olan bu dönemde moral ve mutluluk aslında. Evet. Ama diğer tarafta Gamze sizi terk ediyor. Evet. Hadi size karşı bu tavrı sergiliyor. 3 tane çocuk var. Dediğim gibi Gamze'nin Metin'i sevmesi, kaçması, evliyken işte ona aşık olması, bu Gamze senin imtihanın. Ama giderken geride çocuklarını perişan ediyorsan, mağdur bırakıyorsan, onların duygusal dünyalarını darma duman ediyorsan, eşine bu haksızlığı yapıyorsan, geride anne babanı gözü yaşlı bırakıyorsan böyle kolay gidemezsiniz. Yani bu kadar basit değil hayat. Yani eşi ben artık biri eşimi olsa sevmiyorum, herkese sırtımı çevirdim diyemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok bence. Tamam bak, Esra Hanım, eğer boşanacaksa, anlaşamıyorsa kocasıyla, anlaşamayacak bir şey de yok. Çok çok efendi benim damadım. Çok çok efendi. Oğlum gibi mi benim? Oğlum hiç gibi. Bir İki oğlum şeyim var, yok. Bir de damadım var şu diyorum. Şu anki tavrı nedir onun? Çok iyi. Benim yanımda kalıyor, çocuklarına da. Geliyor yani. Oğlum gittiyse yanında, gitti dedim. Da yani ben bulana kadar kızımı çocuklarına bakmak zorunda çünkü. Okula gitti mi, başladı mı çocuklar? Tabii ki başladı. Evet. Sizin yanınızdan mı gidiyorlar? Evet. Benim yanımdan gidiyor. Sizin yanınızdan gidip geliyorlar. Soruyorlar mı annem aradı mı, geldi mi, gitti bak, mi diye. Bak en küçük kızı, en büyük oğlu biliyor. Oğlu biliyor, tam net biliyor. Yoğun bakımda yattı oğlu. Oğlum, bu süre içerisinde. Kaçmadan önceydi. Oğlu yoğun bakımda yatıyordu. Yine bu Metin aramış kızımı gözünün önünde. Çocuğun gözünün önünde çocuğa baktırmış. Anne bu kim demiş, seslenmemiş kızım. Babana söyleme demiş. Babana söyleme demiş. Çocuklarımı 5'te kalkıyorum. Allah'a şükür dik bir anneyim ben. Yürekli bir anneyim. Her köşte gözüm yani gönlüm bol. 5'te kalkıyorum, beslenmesini hazırlıyorum. Çocuklarımı giydiriyorum. 6.40'da servise bindiriyorum. 7.10 geçe merdiven temizliyorum. 10.30'da evime geliyorum. Öbür kızımı yolluyorum. 5 gün bende, 2 gün babaannedeler. Çünkü okula bana daha yakınlar. Onun oradan için gidip geliyorlar. Evet. Damadı şimdi da evine. Abla, yemek yaparsın, yemek koyarsın.
Ama çocukların okuldan anne. Geldikten sonra okulda yaşadığı, üzüldüğü bir olayı insan kime hı. anlatmak ister? Annesine. Evet. Kime ağlamak ister? İşte annesine, babasına. Ya da mutlu olduğu bir şeyi kimle paylaşmak hiç ister? Ya da gece yatarken korkuyorum diyen çocuk yanında anneanne, dede falan istemez. Kimi ister biliyor musun? Bir tek annesini ister. Üç gün hı. o oğlu anne diye bağırdı gece. Çığlıklarla anne diye. Gülay kalktı. Hanım. Efendim. Buradayım. Buyurun psikoloğumuz, buyurun. Siz yazın kızınızı İzmit'ten alıp getirdikten sonra evet. şimdi sizin için anne baba olarak ayrı zor eminim ama eşi Reşit Bey'di değil mi? Onun için evet. de ayrı zor. Evet. Yazın geldikten sonra onların karı koca ilişkisi nasıl gelişti? Yani ben biraz Reşit Bey'in de duruşunu merak ettim çünkü çok çok iyiydi. Cinsel içerikli işte video diyorsunuz, şantaj diyorsunuz. Sadece bak kızım kocasına derdi ki ilgisizsin derdi. Hı hı. İlgisizsin derdi. Kızım derdim ben de. İlgi nasıl gösterebilir bir koca? Yani gezdir, tozdur. Tamam iş oluyor. Hani işe gidiyor, uykusuz oluyor, uyuyabiliyor. Zamanı olduğunda kızım derdim, gidersin. Gidersin derdim. Yani arkadan ne kadar tehdit olursa olsun hani eşiyle de böyle birlik olup her şeye rağmen göğüs gereriz gibi bir aynen. birbirlerine destekleri aynen. var mı şu an? Aynen, evet. aynen. Her şeye göğüs gerim. Benim kızım 15 tane affedersiniz ineğe bakıyordu. Telefonu açardım müzikle, inek sağardı. Çok iyiydi bir kızım benim. Şimdi Gamze Bilgin ve yanında bulunduğu Metin Özçelik'i arıyoruz. Bunlar Zonguldak Çaycuma evet. da yaşayan kişiler. Gamze Bilgin bu kişinin yanında isteyerek mi kalıyor? Yoksa ailenin iddia ettiği gibi işte Metin Özçelik'in elinde daha önce sosyal medya üzerinden göndermiş olduğu uygunsuz resimlerle tehdit mi ediliyor? Bu sebeple mi çocuklarına dönemiyor? Tüm bu soruların cevabını alacağız. Sizi şimdilik uğurluyorum. Teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Gel. Mustafa Özdemir geliyor eğer hazır ise. Yukarıda var dosyam, onu da bir getirirlerse. Mustafa Özdemir geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Mustafa Özdemir programa Balıkesir'den katılıyor. 26 yıllık hayat arkadaşım, 3 çocuğumun annesi. Sevgi Özdemir beni 7 yıldır Ercan Aycan'la aldatıyor. Bunu bütün köy, 400 haneli bütün köy biliyor. Ben yeni öğrendim yeni dediniz. Öğrendim Esra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Önce Allah'a size, sonra da size güvenerek buraya geldim. Ben 26 yıldır evliyim Sevgi Özdemir'le. Leyla Mecnun gibi beraberliğimiz vardı. Ama ben Mecnun olmuşum, o Leyla olamamış. Önce onu söyleyeyim. 4 ay önce ben bunların beni aldattıklarını öğrendim. Ve öz annemden. Gerçi bütün köy duymuş bunu ama kardeşlerim, herkes duymuş. Ama insana kendi kovuğunu duymaz derler ya. Onun gibi. En son biz duyduk. Şimdi 3 gün değil, 5 gün değil, 1 ay değil, 7 yıl. Şimdi, anlıyorum Esra Hanım. Şu açıdan söylüyorum. Aile üyeleri eşinizin size ihanet ettiğini nasıl öğreniyor? İlk kim öğrenmiş bunu? İlk fotoğrafla bizim kayınçımın eşine geliyor. O da ablama gösteriyor. Hı hı. Ama bunlar 1, 2 sene, 3 sene saklamışlar benden. Saklamışlar. Bir kardeşim bir kaza bela yapar diye. Anneme söylemişler 1 sene önce. 1 senede annem saklamış benden. Neden yaptınız bunu dedim. Neden sakladınız yani? Açıklamaları ne size? Açıklamaları ya elimizde delil yoktu. Senden korktuk deyip kendilerini savunuyorlar. Yoksa ben dedim siz bana iyilik değil. Siz sevgiye iyilik yapmışsınız. Sevgiden yana olmuşsunuz. Onu saklamışsınız. Onu saklamışsınız, gizlemişsiniz dedim. Aslında hepsine onlar... ters döndüm ama... Küs müsünüz hepsiyle? Küstüm de ama gene de işte konuşuyorum, öyle konuşuyorum Esra abla. Şimdi 7 yıl boyunca bütün aile üyeleri sizden bir şey saklıyor. O sakladıkları şey de aslında karınız sana ihanet ediyor. Evet. Sizin kayınçonuza ve ablanıza fotoğraflar geliyor. Evet. Bu fotoğrafları aile üyelerine atan kişi kim? Birlikte olduğu adam mı, başka birlikte biri mi? Birlikte olduğu adam bu Ercan Aycan. Kayıncımın eşini atıyor. Yani eski aslında, eşine, eski eşine, evet. Ercan bunu
duyurmak için. Duyurmak için. Yani ben Mustafa'nın karısıyla beraberim. Uyumayın, bizim ilişkimiz var. Var. Ne var ne yoksa ortaya çıksın bunlar diye atıyor. Bunlar artık tutmuşlar gizli oyun oynama. Artık çıksın demişler. Benim çıksın. Bilgim de yani tabii, o zaman Sezgim bilemem. De aynı. Belki Sevgi Özdemir ayrılmak istiyordu. Ayrılırsan fotoğrafları gösterir mi dedi. Ama çünkü tehdit bu kadar... de var. Mesajlarını yakaladım. Ercan Ercan benim eşimi ölümle tehdit ediyor. Ne mesajları diye? Var. Nasıl tehdit ediyor? Yani benden ayrılırsan seni öldürürüm diyor. Şimdi benim dikkatimi çeken bu oldu. Bak, İnsan gizli saklı sizde. Yaşadığı ilişkiyi gizli saklı sürdürür ama kimsenin ruhu duymuyorsa herkes gider. Evet. Ama demek ki Sevgi Özdemir dedi ki belki ayrılacağım dedi. Belki. Belki kurtulmak istiyorum dedi. Ercan kendi bir de atmış olduğu fotoğraflar yani herkes de çıldırtacak böyle dudak dudağı olan fotoğrafları atmış. Siz bu fotoğrafları gördüğünüz Gördüm, için bu kadar ben rahat söylüyorum. Için. Normal şartlarda bunlar atılmaz. Hani biri der ki bir dost Ercan'la Sevgi berabermiş der o kadar. O bir dost söyler. Kişi kendi söylüyorsa orada bir problem var. Aileniz de sizin başınız belaya girmesin diye bu durumu saklamış. Saklamışlar. Şimdi ablalar saklıyor, kayınçolar saklıyor, kayınbiraderler saklıyor. Hepsi ama saklıyor. Anneniz en son rengini belli ediyor. Rengini. O da sizin 3 çocuğunuz var bu evlilikten. 19, 17 ve 5 yaşlarında. 5 yaşındaki de bu Ercan Ercan'dan. Olay da orada kopuyor. 5 yaşına kadar da bana baba diye büyüttürdü. Yazıklar olsun dedim Sevgi'ye. Bunu olduğu gün açıklasaydın. Peki yani 5 yaşındaki çocuğun biyolojik babasının Ercan olduğuna nasıl eminsiniz? Mesajlar da hepsi var. Mesajları verdim ya yani size verdim. Ben mesajlar falan görmedim. Verdim verdim arkada. Ne oldu? Bu dosyada yani var mı? Yani babası baba, olduğunu... Baba varsa gel Eda'cığım. Hepsini bak kabulleniyor. Burada. Çocuğu ben alayım diyor. Pazarlık edeyim diyor daha benden. Kimle kim arasında yazışmalar? Yazışmaları önce Ercan bana attı hep. Ama ben bir tane cevap vermedim. Bana dedi ki... Ercan sana tam olarak bu cümlesinde ismi geçen Sevgi Özdemir, Ercan Aycan. Daha konu çok derin anlatacağız çok derin, da. Çok derin, çok derin. Tehditler Ercan var. Sana tam olarak hangi cümleyi yazdı? Ya çocuğu ben alırım diyor. Gel diyor anlaşalım diyor. Pazarlık gidiyor. Sanki bir nevi pazarlık gidiyor benden. Nasıl? 5 yaşındaki çocuğunun babası benim. Benim diyor ya. Sen değilsin. Ben de bir kelime yazmadım mesajlarda belli. Peki size bildim. Böyle bir mesaj atıyor. Evet. Siz bunu ama mesajlarda olay çıktıktan sonra, bu olayı patladıktan sonra. Şimdi ben olayı sizin duyma şeklinizi de bir sizden tekrar öğrenmek istiyorum. Şimdi kendi dosyam olmadığı için o kadar güzel notlar almıştım ki konuyla ilgili. Anneniz, siz annenize bayram ziyaretine evet. gidiyorsunuz Haziran ayında. Kurban bayramına bir hafta annenizin kala. Annenizin beti benzi atık. Evet. 5 yaşındaki çocukla gidiyorsunuz. Gidiyorum. Ve anneniz orada bir tepki veriyor. Bir de büyük oğlumdan gidiyorum. İki oğlanla alan gidiyorum. Büyük oğlumdan kızıma annem bir sene önce söylemiş. Anneniz babanı aldatıyor oğlum diye. Kızım diye. O da biliyor. Çocuklar da biliyor. Kaç yaşında bunu bilenler? Biri 17, biri 19 yaşında Esra Hanım. Onlar da söylemiyorlar size. Onlar da bana söylemiyor. Yani herkes susmuş. Bir nevi bu planın içinde herkes. Yani elim bir belaya girer diye benden korkmuşlar. Yani ya, girmezdim. Sakın bunu, şimdi orada bir kilit korku cümlesi. Sakın bunu Mustafa'ya söylemeyin. Mustafa işte annenize zarar verir. Bu çok büyük bir korku. Mustafa gider işte Ercan'ı öldürür. Çok büyük bir korku. Cezaevine girer. Siz ortada anasız babasız kalırsınız diye. Anneniz 5 yaşındaki çocuğu görünce... Bak. Ondan sonra büyük oğluma dedi ki ben de ayakkabı çıkıyorum evin önünde. Onlar çocuklar girdi içeri. Oğlana dedi ki Mehmet dedi ben bu çocuğu sana getirme buraya demedim mi dedi. Oğluna söylüyor. Büyük oğluma ufak oğlan da var ya benim de hiçbir şeyden haberim yok. Evin içinde bir feryat ben içeri koştum hemen annem kendini atmış yere. Yere atmış çırpınıyor. Yırtınıyor yani kadın. Yani o çocuğu artık görmek istemiyor ya biliyor olayı ben bilmiyorum. Anne ne oldu dedim ben. Hemen benim büyük olan haberi var ya bu olaydan Esra abla. Çocuğu alıyor kaçıyor yani çıkıyor dışarı. Annem yüzük oyun yatıyor. Ama yırtıyor kendini. Anne ne var? Oğlum seni eşin aldı diyor. Anne dur dedim. Anne dur sen bir... Ben bir şok oldum. Anne sen ne diyorsun dedim ya. İftira çok kolay dedim yani insan ne atabilir. Oğlum fotoğraflarını gözümle böyle yaptı bana. Bu gözler fotoğrafı gördü oğlum dedi. Öyle deyince insan annesine inanmama imkanı var mı Esra abla? İmkanı var mı? Yok. Ben dondum. Anne fotoğrafla dedim ben. Oğlum gösteremeyiz. Yani o anda beni cinnet geçirir hesaplıyorlar yani. Ama yapmam. Allah'ıma bin şükür.
Rabbime binlerce şükür olsun. O taraflar diyorum yani görmek istiyorum. Yani gerçek mi iftira mı ben konduramıyorum. Esra abla öyle sevdim ki. Öyle sevdim. Yani Leyla ile Mecnun misali. Peki bu 7 yılda hiç eşin davranışlarında bir farklılık görmedin mi? Hiçbir görmedim. Şüphelendiğin, rahatsız olduğun. Bak, hiçbir şüphe görmedim. Çünkü karşım ben nasıl kalbim nasılsa karşımdakinden öyle görüyorum. Sonsuz güveniyordum yani. Yani o zaman evde Sevgi Hanım rolünü iyi oynadı. Sana çok, karşı da çok sevgi doluydu. Çok rolcümüş. Yani sen o zaman bu son 7 yılda mutluydun. Çok... Tam mutlu değildim ama mutlu olmak için hep elimi taşın altına koyuyordum. Hep alttan alıyordum yani böyle alttan alıyordum Esra abla. Yani öğrendikten sonra severek aldım. Severek evlendim. Çocuklarım 2 tane. Yani yuva dağıtmasını istemiyorum. Bu programlara hep bakıyordum. Yuvanın kurması çok zor. Çok zor. Mutlu değildik dediğin doğru ama yasa götürüyordum. Götüreceğim yani. İnsan kendini nasıl tedavi ediyor? Herkesin evliliğinde sorun var ama bunlar... Çünkü Rabbime diyordum ki... Normal diye. Bu benim kaderim diyordum. Ben bundan ömür boyu gideceğim diye kendime şey yapıyordum. Şimdi eşinizin annesi Sevim Hanım da telefon attığında... Daha yeni başladı bu arada Mustafa Annesi Bey. Annesi yani... de var. Bak Esra abla. Annesi o da biliyor mu ilişkiyi? Bu oyunun içinde. Biliyor. 7 yıldır kızının hepsini seni biliyor. Anlattığını biliyor. Hepsini biliyor. Sonra öğrendim ben. Yani annesi de bu oyunun içinde. Bu adam. Karın. Karım. Bir de kayna. Üçü de aynı dümenin içinde. Hepsi biliyorlar. Yani kayna da bu işin nereden ne olduğunu biliyor. Çocuklarım sondan öğrendi. Ya Mustafa Bey bunu soracağım ama bu 7 yılda sağlık sorunları yaşamaya falan başladınız mı? Hayır böyle yok. Bir garip vücudunuzda ne bileyim bir şey oldu mu? Çünkü bu gibi durumlarda bu kadar profesyonel ilişki yürüten insanlar yok olmasını istedikleri kişiyi ne yaparlar? Çok enteresan. Sevim Hanım merhaba. Alo. Duyuyor muyum annem ben burada geliyor beni. Sevim Hanım duyuyor musunuz Esra Erol ben? Alo. Alo. Duyuyor musunuz? Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Kızınızın Ercan'la 7 yıldır ilişki yaşadığını biliyor muydunuz? Bu Mustafa damata söyle, Mustafa damata söyle. 3 tane Kur'an gelsin, 3 tane Kur'an gelsin. 3'ünün Kur'an'ını 10 parmağım onunla basacağım. Bak. O 3 Kur'an gelsin, bir tane de diye. 3 tane Kur'an gelsin, böyle 10 parmağımı basacağım. Benim haberim varsa bak. Hep uyaktı, hep uyaktı. Gülmesin orada, gülmesin. Elindeki paraları alıp da kızından altın yapıp anasına götürüp de... Kızın, benim Tuğba okulda, kızın koca kızı okulda, Düzce'de. Paraları altınları sıkıştırmış, almış götmüş. Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun. Bu oturabları ben mi çektim? Para istiyor benden torunum. Torun bu oturabları... Para istiyor benden. 6 milyar gönderdim. Şimdi gene gönderdim. Bu oturabları ben mi çektim? Bu oturabları. Sen soruya cevap ver. Soruya. Yapabilir. Evine para verilmişmiş karının. Bak yapabilir diyor Esra Hanım. Sevim teyzeciğim asıl mevzuya gelelim. Son torunun. Çalıştı aldı. Elinden altın yaptı. Anasına götürdü. Peki. Soruya cevap ver. Soruya. Son torunun babası damadı Mustafa mı Ercan mı? Buna sor. Mustafa'ya sor. Sen kızına sordun mu? Hiçbir şeyden haberim yok. Bak ne diyorsun Esra abla? 3 tane Kur'an geçsin. Benim haberim varsa... Ne zaman öğrendin ilişkilerini? Sen ne zaman öğrendin ilişkiyi? Alo. Duyuyor musunuz beni? Bu arada... Ben Mustafa'dan öğrendim. Mustafa telefon çekti. Dağıtışmışlar Gönen'de dağıtışmışlar. Dağıtışınca daha biz kaçın. Buradan dağıtışmalarına gittik. Kavga etmişler. Karakola gittik biz. Kendi de biliyor. Karakolda öğrendim ben. Konuyu... Gönen karakolunda öğrendim. Ben burada kendi işimdeyken... Konuyu saptırma, konuyu saptırma. Bak karakolda öğrendim. Konuyu saptırma. Heh, ben karakolda öğrendim. Oğlunu da sorsun. Bu tarafı ben mi çektim? Sorsun. Bu diyormuş ki. Bu tarafı ben mi çektim? Dayını al da gel, dayını al da gel. Dayısı ne yapacak ya?
Bu yörük senin, bu adam senin evine geliyor muydu, gelmiyor muydu ben madende çalışırken? Bir gün gelmedi. Madende çalışırken gelmedi. Ben gecelerce eşime para... Bir gün gelmedi, bir gün. Ben bir gecelerce çürüme çocuğuma madende ekmek parası kazanmak için çalışırken... Siz evine bu adam alıyordun, yeni damadın diye. Yazıklar olsun. Şu fotoğrafa bak. Utanmaz biraz bu otra- ya. Bu fotoğraflar benim evimin içi Esra abla. Benim evimin içi. Şu teras. Bütün fotoğraflar hepsi. Hepsi mi? Şu benim terasım. Hepsi benim evimin içi. Yani bayır başka bir disko. Yani başka bir ev bir değil. Olsa diyeceğim ki montaj yaptılar. Şık şık yaptılar, yan yana gittiler ablacığım. Yine kondurmayacaksın. Hepsi benim çatım. Bura benim çatı katım. Yani... Benim evim içi. Görüyorsun çocuğundan oturup çekmiş. Yarın babasına ispatlayacak. Yani bu senin baban diyecek. Şimdi bence kesinlikle DNA yapılması lazım. Ona senin değil çocuğun der, çatım, sana senin değil. Çocuk bıra. Senindir. Tamam, bak, senin yazıklar olsun. Yalnız kayınvaliden tüm olayların içerisinde diyor ki... ...sen ona para vermedin, gittin altınları annene verdin diye kaçtı diyor. Ben maden çalıştırdım. Bak bir eli yağda bir eli bandadı. Bir eli yağda bir eli bandadı. Hiçbir gün çalıştırmadım eşimi Esra abla. Geldi ama bir şey söyleyeceğim yani. Geldi diye hayır. Sorsun. Kocam para vermedi diye insan 7 yıldır böyle bir ilişki sürdürür mü ya? Evet. Ver cevabı Esra ablaya. Bak ver cevabı diye bak. Ver. Teyzeciğim hadi. Sen bu ilişkiyi Temmuz ayında mı öğrendin? Ben bundan mahkeme olduğu gün öğrendim. Mahkeme olduğu gün. Hayır. Hayır bu işin. Sana anne diyor mesajda da. Sana anne diyor mesajda da. Ne mesajın anne diyor? Ben ya de mesajım var. Benim telefonum küçük telefon. Senin telefonun yok. Senin adamına gelmiştim. Benim sevgilen mesajlaştığı şeylerde. Anne diyor benim buna. Anne diyor. Kaynam diyor. Benim diyebilir mi? Eşimden mesajlaşıyor. Yalancı. Ben yalancıyım. Sen buraya bak. Gel. Burada yüzleşeceğiz abalan daha. Abalan lafına güzel bak. Sen abalan lafına. Bana abam da lazım diye, kimse köylü de lazım diye. Konuşma. Nereden buldun onunla fotoğrafı? Fotoğrafı nereden buldun onunla? Ben çektim. Onlar ben çektim bunları. Bunları sor. Şimdi fotoğrafları nereden bulduğunu bir soralım. Şimdi bu fotoğraflar Ercan tarafından, hani selfie deniliyor ya, selfie olarak çekilmiş. Evet, biri çekmedi. Bu fotoğrafı sizin kayınçonuza. Bunun oğlu. Yani kayınçonun tamam. Eşine. Buna, ya bir de Hanife'ye. Hanife. İşte kim Hanife attı? O. Kimin telefonundan geldi? Ercan'dan gelmiş. Bak bu fotoğrafları Ercan... Senin geline de eski geline. Senin eski gelinine atmış. Demiş ki benim sevgiyle ilişkim var. Evet. Hanifeleri hadi. Atmış yani. Kim atmış? Ercan. Tamam o yapıyor işte. Bölüm de boş etkim diyor, yarım boş etkim diyor. Ama fotoğraf atan... Benim eski gelin yapıyor bunlar işte. Atana bir şey yok. Bu ondan yana. Buna mesaj göndermiş benim eski gelen. Sen eski... Arkada pardon. Arkada kalan demiş buna. Arkada sen kızınla... Kızınla konuşuyor musun? Kızınla görüşüyor musun bu dönemde? Torunum okudu, torunum kızı okudu. Kızı. Benim evde duruyorlar zaten. Arkadaşlık istemiş bundan. Şu an senin evindeler. Benim evimde duruyorlar. Kimler? Yani adamın da geldiğinden %90 eminim. Eminim sizin şimdi Allah. Çocuklarla yaşadığınız bir ev Gönen'de. Var. Gönen'de. Evet, Balıkesir Gönen'de duruyorduk. Evet. Beni uzaklaştırdılar. Gayna da geldi. Ama nasıl uzaklaştı? Sen 12 Temmuz'da karınla yüzleşiyorsun. Yüzleşiyoruz. Sen karına senin Ercan'la ilişkin var diye sordun mu? Sordum. Oturttum böyle Esra abla. Yanıma oturttum. Yanıma. Bak şöyle oturttum. Elini tuttum. Anladı. Anladı yani artık bittiğini o da anladı. Çünkü bir şeyi konuşayım anladı. Elimi tuttum. Dedim ki Mustafa son bir kez tutuyorsun dedim kalbimden, beynimden. Yani bir daha bunun elini tutamayacaksın. Yani o kadar sevdin ama dedim bir daha elini tutamayacaksın dedim kendim beynimden. Elini tuttum. Sevgi dedim. Bana baktım boyuna önüne bakıyor. Sonra çevirdi bana bakmaya başladı yani böyle. Sevgi oyun bitti dedim. Ne oynadı? Oynadığınız oyun bitti artık dedim. Yani bütün oynadığınız oyundan haberdarım ben dedim. Bu saatten sonra dedim yani. Öğrendim dedim. Bu ev neresi Sevim Hanım? Resimlerde kızınızın evi olduğunu görüyor musunuz? Sıra abla. Telefon kapalı. Hatta mı? Peki gelirsin. Hattayım. Soruyu cevaplayın. Alo. Kızınızın evi mi bu resimlerde gözüken yer? Ben o tarafı görüyorum ama kızın evi olduğunu bilmiyorum. Ben bir şey demem. Ben işitmiyorum da. Bak nasıl planlar dizmişler bak.
Hayatım nasıl planı yapan... Sevim ablacığım bak. 7 sene, 26 sene gitti. Hayır hayır, aldım bozulmuş. Ercan altın aldı mı kızınıza? Bunu siz bu fotoğrafın altında yatanı eşi altın alma diye bağlıyorsunuz ya. Ercan kızınıza altın aldı mı, sordunuz mu? Ben orasını hiç bilmiyorum, niye altından? Ben damat götürüyor kızın altınlarını. Tamam, kızın peki. Kızın altınlarını toplayıp gidiyor, ondan sonra cingarını çıkarıyor. Şimdi Sevgi Özdemir'in Ercan Aycan'ın söz hakkı, cevap hakkı vardır. Bir an önce evliliğimi bitirip boşanmak istiyorum ve kendi normal hayatıma dönmek istiyorum dedi. Gel Mustafa Bey böyle. Sevgi'ye buradan karınıza çağrınız nedir? Son cümlelerinizi alayım. Sevgi, karşıma çık cımbır. Yesir ablanın stüdyosuna geleceksin. Her şeyi burada anlatacaksın ve boşanıp o çocuğu yanında alıp bitireceğiz soy bağını bitireceğiz yani. Başka çaremiz yok yani. Gel Mustafa Bey. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgi Özdemir tüm bu yaşananlara bakalım nasıl bir cevap verecek. Betül geliyor, buyursunlar. Sevgi seyirciler, reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra bizleri bekleyen konularımız var. Öncesinde Veysel Yorulmaz konusunda Caner Gazi Osman Paşa'da. Caner sendeyiz. Evet Esra Hanım, İbrahim ve Kübra Hanım'ın resimlerini paylaştıktan sonra birçok ihbar ve gizli tanıklar geliyor. Onlarla görüşmek için Gazi Osman Paşa'ya geldik Esra Hanım. Kendilerinin çok büyük iddiaları var. Kendilerinin de mağdur edildiğini ve bugün yayınımızda çok önemli iki tane gizli tanık olacak Esra Hanım. Gerçekten artık İbrahim ve Kübra için çember daralıyor. Az sonra sizlerleyiz. Reklamlardan sonra Cennet'i, kayıp olan Cennet'i bulduk. Ailesiyle, kardeşleriyle yüzleştirdik. Eşim bana ihanet ettiği için evi terk ettim demişti. Cennet ailesine geri döner mi? Reklamlardan sonra konuşacağız. Hemen ardından Esma ve Ayhan adliyeye gitti. Adliye koridorlarına neler yaşandı? Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Veysel'in şüpheli ölümünde düğüm çözülüyor, çember daralıyor. İbrahim, Özge ve Kübra, siz öldürdünüz adamı. Veysel'in ölümünü şüpheli bulan Betül düğmeye bastı, soluğu adliyede aldı. İbrahim, Özge ve Kübra'dan şikayetçiyim. Adalet yerini bulacak. Kübra, Özge ve İbrahim'den şikayetçi olan Betül, köşe bucak kaçan üçlüden hesap sordu. İlahi adalet şaşmaz, hepinizin sonunu göreceğim ben. Türkiye'nin konuştuğu bu olayla ilgili son dakika gelişmeleri. Betül stüdyomuzda, önce hatırlatma geliyor. Hatırlatmanın ardından buradayız. Sokak ortasında ölen adamın nasıl ölüme gittiğini biz o geceye dair her şeyi bu yayında ortaya çıkardık. 21 dakikaya sığdırılan akıl almaz bir plan. Zaten Veysel çok kötüydü, hastaydı. Gayet normaldi, Veysel normaldi. Özge'yi de görmedim, Veysel'i de görmedim. Peş peşe sıralanan yalanlar. Özge'nin ablası. Biz birçok şey yayın sayesinde öğrendik. Yalanlarla dolu bir hayatmış. Siz ne yaptı, niye oradalardı, niye gece bunlar dışarı çıktı? Hepsi yalan konuşuyor ablam, her şey. Veysel'in kuzeni İlyas Bey telefon attığında İlyas Bey... Ölüm günü karakol beni arıyor, Veysel'in teşhis için gelmeni söylediler. Özge'nin o esnada haberi var. Şimdi zaten kardeşi, ablası İbrahim oradaydı. Hepsi karakolun önündeydi. Kardeşim Özge'yi arıyor, diyor ki Veysel nerede? Diyor bilgim yok ama Özge'nin o esnada haberi var. Demiyor ki Veysel vefat etti, gel. Kimden alıyor bu haberi? Kendisi biliyor. Hastaneye gittim de teşhis için. Kimliği Özge getirmiş, hastaneye bırakmış. Kimliği bırak. Yaptıktan sonra Özge, Kübra ve İbrahim hemen oradan ayrılıyorlar mı? Biz onları görmüyoruz zaten. Şu anlattığınızda onların anlattığı arasında dağlar kadar fark var. Özge kanun önünde her nerede olursa olsun cezasını çekecek. Bizim nezdimizde tek suçlu Özge'dir. Veysel'in eniştesi telefon attığında... Karakolun aracılığıyla Özge'ye ilettiğim şeyi konuşacağım. Saat 11.47 geçe, saat 11.47 geçe. Özge'yi aradım, Özge'ye tek bir kelime söyledim. Veysel nerede? İçimde kalkmaya başladı, aklamaya başladı. Ya ben daha özgürlük dememişim. Vefat ettiğini demeden sen nasıl çırmık atıyorsun? Çok önemli.
Veysel'in ölümünü sen nasıl öğrendin? Saat kaçta? Veysel'in Batman'dan bir tane akrabası beni aradı. 10 gibi. Zaten ondan ve sen ona şu cevabı veriyorsun. Ben Veysel'e bir şey oldu demedim ki. Ben söylemeden şunu bakmaya başladım. O gün Veysel'le o gece geçiren İbrahim telefon attığında... Neredesiniz? İstanbul'da mısınız? Yok, ben Sakarya'dayım. O geceyi onunla geçiren kişi sizsiniz. O sen gece alkol şey aldınız mı? Almadım. Ya bir de şunu deneyelim. Böyle bir şey yaşandı mı aranızda? Hayır, ben zaten bunu kullanmıyorum. Hiçbir şekilde ben de almadım, o da almadı. Peki sabaha karşı Özge ile Kübra'yı niye çağırdınız? Ben çağırmadım. Bütün olayı sizden öğrendim. Benden öğrenemezsiniz. Veysel'in o gece yanınızdan sokağa çıkıp öldüğünü siz evde duyuyorsunuz zaten. Ve hepiniz karakolda soluğu alıyorsunuz. Yok yok. Şimdi eve girmek isteyen iki kişiden biri sana kapıyı aç diye mesaj atıyor. Ana at bak. Çok yalan konuşuyorsunuz. Yalan hikaye, yalan hikaye. Doğru tektir. Sevgili seyirciler, Veysel Yorulmaz konusunda sadece Veysel'in ölümü değil, burada ismi geçen herkesin aslında Veysel ölüme gönderen kişilerin hayatlarının, gece hayatlarının, alışkanlıklarının diğer insanlara da zarar verecek boyutta olduğunu hep beraber duyuyoruz ve dinliyoruz. Yani bu olayın içerisinde işte madde var, müzikollerde çalışma, beden üzerinden para kazanma gibi bir takım önemli iddialar var. Onlar da bugün yayında olacaklar. Hoş geldin Betül. Hoş bulduk abla. Nasılsın? Ablam. İyiyim. Sen nasılsın abla? Ben iyiyim. Bugün herkes susacak, ben konuşacağım. Bildiklerim var. Ben bugün onların kaldığı yere gittiğim zaman bir bayan bana dedi ki İbrahim ve Özge'nin arasında ilişki olduğunu söyledi. O ablaya sesleniyorum, korkmasın, yalvarıyorum, yakarıyorum. Yani ismi, bilgisi hepsi gizli kalacak. Yeter ki arasın, bildiklerini anlatsın. Veysel'in ölümünde ya da ölmesini isteyen, onunla onun son vakti geçiren İbrahim. Evet. Özge ile her ikisinin arasında duygusal bir ilişki var. Evet. Bunu neye dayanarak söylüyor? Bu insanlarla beraber mi, bir arada mı? Zaten... Onlarla İnşallah bağlanır da biliyor, her şeyi biliyor. Yani ona sesleniyorum, bağlansın. Her şeyi gizli kalacak. Yeter ki anlatsın bildiklerini. Yani iki kişinin şimdi normalde İbrahim'le Kübra elinde sevgiliydi. Elinde resimler de varmış. İbrahim'le Kübra'nın bir sevgili olduğunu ve beraber yaşadıklarını evet. biliyorduk. Kübra ile Özge kuzenler. Evet. Ve bunlar sıkça hep beraber vakit geçiriyorlar. Özge'nin annesi Nazo da İbrahim'i gayet yakından tanıyor ve onunla vakit geçiriyor. Bunlar hepsi aslında ayrılmaz insanlar. Ve sana böyle bir iddiada bulunan kişi İbrahim... Hatta bir kişi değil, birkaç kişiden birkaç kişi söyledi o mahallede. Özge'nin duygusal bir ilişkisi vardı. Evet. Öyle duydum, ben de şok oldum. Ama inşallah bağlanır, o abla inşallah bağlanır. Ne kadar söyledin, böyle bir ilişki olduğunu iddia ediyor. Tam sana detaylı bir bilgi verdi mi? Yok, çok... Konuşamadık zaten. Hemen geldik. Ama böyle bir iddiamız var. O ablaya sesleniyorum. İnşallah da arar şimdi. Peki, yayına bağlanmak isterse kendisini... Bu arada dün ben veteri fazla şey yapamadım sesten dolayı. Ben dün eve geçerken Sarı Nazo diyor ki... Seni tercih etmedi, kızımı tercih etti falan. Kızını zaten Sağır Sultan da biliyor niye tercih ettiğini. Veysel onu sevseydi asla kimseyle paylaşmazdı. Ya şimdi gece hayatının, gece hayatında özellikle işte gece 3-7 arası, işte ve 12 bu ikisinin, sabaha karşı Esra bir ablam, hayat. Bunlar şimdi normal sağlıklı bir beyne ya da zihne sahip olan insanların seçebileceği bir yaşam tarzı değil. Mesela bu dediğin şey şaşırdı mı? Yok, hiç şaşırmadım. Çünkü hani madde ve bu tarzdaki bir yaşam alışkanlığı olanlar için bu garip bir durum mu? Hayır. Değil. Bir an önce bu iş hallolsun. Ben oğlumu çok özledim. Kaç gündür görmüyorum. Kim bakıyor şimdi? Kuzenim bakıyor. Tamam, güzel bakıyorlar ama ilk defa ayrı kalıyorum çocuğumdan. Sen kendine Batman'da bir hayat kurabildin mi? Evet. Boşandıktan sonra bir düzen ben kurabildin bir, mi? Ben 4-5 aydır bir ev tutmuşum kendime. Çok da güzel bakıyorum oğluma. Hı hı. Ama işte ilk defa ayrı kalıyorum ondan. Gene bir yıl sonra bu sürücüyor da... Yani bir an önce hallolsun da ben gideyim oğluma.
bir an önce inşallah hemen gidersin, oğluna da kavuşursun. Var mı telefonda? Ekip arkadaşlarımız konuşuyor. Bağlayacaklar telefonda. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. İbrahim ve Özge arasında bir ilişkinin olduğu iddia edilmiş Betül'e. Bu tamamen ona aktarılan, o iddia sahibiyle yapmış olduğu konuşmada söyledikleridir. Her iki tarafında söz hakkı, cevap hakkı vardır. O kişi de yayına bağlanır, bildiklerini ve duyduklarını paylaşabilir. Ama onun haricinde bir de ihbarımız varmış. Sesin de değiştirilmesini istemiş. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına, merhaba. Merhabalar İsra Hanım. Ben bilgilerimin gizli kalacağına güvendiğim için bu ihbarı veriyorum. Bugün Betül'ün bahsettiği kadın değilim. Ama bu bilgiyi o bahsettiği kadına da veren benim. Özge ile bir dönem, şimdi görüşmüyorum yani, bir iki aydır görüşmüyorum ama bir süre bir yakın arkadaşlığım oldu. Ve bu arkadaşlık süresince bana kuzenimin Kübra'nın sevgilisine aşık olduğunu ve Beysel'den ve Kübra'dan gizli bir süre görüştüklerini söylemişti. Bunu aslında annesi nasıl da biliyor. Şu an aslında en büyük korkuları da bu, Kübra'dan korkuyorlar. Bu durumun açığa çıkmasından korkuyorlar. Çünkü Kübra'nın İbrahim'e karşı inanılmaz saplantılı bir aşkı var. Ve Özge bu ona olan tutkusunu biliyor. Eğer böyle bir şey ortaya çıkarsa Kübra'dan da çok korkuyor. İbrahim de Kübra'dan çok korkuyor. Ve bunun bilinmesini asla istemiyorlar. Yani şu an her ikisinin de tırım tırım kaçmasının en büyük sebebi bir dönem yaşadıkları aşk ilişkisi. Böyle çok aşk oluyor ya herkese ablam, yani adamın yuvasını niye yıktı? Şimdi siz Özge ile arkadaşlık yapıyorsunuz. Sizin bir arkadaşınız 3 aydır konuşmadığınızı söylediniz. 2,5 aydır, evet. Nereden tanışıyorsunuz? Gece hayatından mı? Evet, ben kısa bir dönem ben de aynı mekanda çalışmıştık. Oradan bir tanıdığımız oldu. Aslında ben Özge'nin annesinin akranıyım. Benim arkadaşım da zaten Nazo'ydu. Biz Nazo vasıtasıyla Özge'yle tanıştık. Bir abla kardeş ilişkisi oldu aramızda. Alkol problemi vardır Özge'nin. Ve çok alkol tükettikten sonra da içindekileri tutamaz. Her şeyi anlatır. Bir akşam, hatta o gün bizim yanımızda Nazo da vardı. Bağlansın. Yani hani eğer bunu inkar ederlerse Kübra'nın sevgilisine olan aşkını anlattığında bana, Nazo da bizim yanımızdaydı. Hatta bir arkadaşımız daha vardı ama hani ondan bahsetmek istemem. O zaman size şu soruyu sorabilir miyim? Bizim ekranda gördüğümüz ve ifade edilen misafirlik bir öyküsü vardı. Bu misafir olgusunun altında aslında bir hesaplaşma mı var? Siz onu mu kastediyorsunuz? Yani Özge Kübra'yı dışarıya çıkartıyor evde. İbrahim ve Veysel aynı evde kalıyorlar. Ama onların anlattığına göre bir misafirlikti. Sizin anlattığınıza göre de aslında bir İbrahim bunu Veysel'e anlattı ya da Veysel'in öğrenmesi ve ikisinin aynı evde kalıyor olması, Özge ile Kübra'nın dışarıda olması. Hani ben o geceyi dahi tabii ki bilemem çünkü benim görüşmediğim bir dönemdi. Ama hani 3 haftadır, 2 haftadır bu programı izliyorum ve gerçekten de bağlantıdan çok korktuğum için, bana bir zarar gelmesinden korktuğum için de bağlanamadım. Hani sadece ancak kişisel öngörümü söyleyebilirim. Bir kritik ben... daha soru soracağım. Bu 3 isim madde kullanıyor mu? Hatta 4 Veysel. Onların hepsi madde kullanıyor. Ticaretini yani, yapıyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar. Hem ticaretini yapıyorlar hem de kullanıyorlar. Yani bunu Sağır Sultan biliyor. Sağır Sultan biliyor. Şimdi bu iddia ile ilgili Özge cevap hakkını kullanıyor ve şu an telefon hattında. Sizden ricam, lütfen telefon hattında kalın. Oradan gelen bir soru olursa size yöneltirim. Tamam. Sizinle konuşurum. Özge merhaba. Hattan düşmüş. Tekrar sizinle iletişim kurabilirim. Bağlantı olduğunda. Esra Hanım. Buyurun. Esra Hanım, bir fotoğraftan bahsedildi. Yine bu o gün yanımda olan bir diğer arkadaşım
dediğim ismini vermek istemediğim kişi bunu söyledi. Kendi yerine bağlanmak istemiyor. Bir fotoğraf geçmiş Özge'nin eline. İbrahim'le çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğraftan korktuklarını biliyorum. Yani bu fotoğraf Kübra ve Veysel'in eline geçecek diye korkmuşlar. Benim duyduğum bu. Özge ile İbrahim'in çekilmiş olan bu fotoğrafı, yani normal iki arkadaşın çektiği bir fotoğraf mı, yoksa daha fazla yakınlaşmanın olduğunu gösteren bir fotoğraf mı? Fotoğrafın çok içeriğini bilmiyorum açıkçası ama selfie diye bir duydum ben. Fotoğrafı görmedim açıkçası. Peki, Özge telefon attığında hatta kalın lütfen. Özge Hanım merhaba. Merhabalar. Bakın olayları o kadar çok saptırıyorsunuz ki konuyu nerelere kadar getirdiniz. İbrahim diye bahsettiğiniz insan benim dünya hayret abim, babam, kardeşimdir. Yaptığınız suçlamaların ardı arkası artık kesilmesi lazım. Kaç yıldır tanıyorsunuz İbrahim'i? Rezilliğinizin de biri bin para. İbrahim'i ne kadar süredir tanıyorsunuz? Babamdır, kardeşimdir. Adamı niye dışarı saldın? Hani İbrahim, senin aşkın burada oturuyordun. Geçen sene burada kendini öldürüyordun. Adama niye bir... Bu benim çok şaşırdığım bir şey. Telefon kapandı. Adama bir ambulans bile çağırmadın. Çocuğumun hayatını bitirdiniz. Özge ile İbrahim'in arasında bir ilişki olduğunu iddia ediyor. Senin en büyük korkuları da Kübra. Çünkü Kübra'nın geçmişte işte darp ettiği, mahkemelik olduğu, mağdur ettiği kişiler de var aslında. Yani... Benim Esra ablam. Daha önce hakkında bu konularda işlem de yapılmış. Madde kullanımı kullandıktan sonra işte kendinden geçme, karşındaki insana zarar verme ile ilgili birçok olay da yaşanmış. Özge bu anlamda söz hakkını, cevap hakkını kullanabilir. Buyurun. Esra ablam, Veysel benim yanımda ölmüş olsaydı, böyle bir şey olsaydı ne gerekseydi ben yapardım. Kalbim mi gerekiyor, yüreğim mi gerekiyor, her şeyi hazırdım ben. Ama bunlar ambulans bile çağırmadılar. İçeri giriyorlar, adamı dışarı salıyorlar. İşte mevzu da o. İster o gece bir Allah şey kullanılsın, versin. İster kullanılmasın Betül. O halde birini neden sokağa çıkartırsın? Suç üstlerine kalmasın diye. Hayır, yani niye çıkartırsın? Dışarıda ölsün diye. Niye çıkartırsın? Niye kurtulmak istersin? Her şeyleri yalan, her şey. Yani... Video ekmek... almaya gitse, para yok, pul yok, hiçbir şey yok. Şimdi bu sabahın köründe, saat 7'de, 7.30 diyelim, yani dışarı kepeklerin hepsi kapalı. Ki siz, senle Kübo dışarıdan geliyorsunuz eve. Yani dışarıdan eve giriyorsunuz, adamı dışarı salıyorsunuz. Allah sizin belanızı versin Özge. Allah sizin belanızı versin. Şimdi, çocuğumu mahvettiniz. İbrahim'in de bu konuyla ilgili söz hakkı, cevap hakkı vardır. Özge herhalde telefonu kapatmış. Yanına bağlanmak isterse. Sadece bir de Esra ablam, İbrahim'le de bitmiyor. Herkesle bu kadın şey yapıyor. Herkesle. Her şeyiyle de kanıtlayabilirim. Kübra'yla adım gibi İbrahim... eminim de karnındaki bebek Veysel'in değil. O da Veysel'in değil. Kübra ile İbrahim ne kadar süredir beraberler? Geçen sene de beraberler miydi? Hiç bilgim yok. Hiçbir bilgin yok. Hayır, bu bilgiyi de bugün öğrendim ben. Veysel zaten o vaziyet, çocuk mu düşünecek? Ayakta bile duramıyor. Telefon hattında bir ihbarımız daha var. Alo. Hoş geldiniz yayına. Buyurun lütfen. Lafa nereden başlayacağım, size nasıl başlayacağım hiçbir şekilde bir fikrim yok. Buyurun lütfen. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Özge ile İstanbul'un çok bilinlik bir mekanla beraber çalıştık. Bir ay kadar çalıştım. Şu an ismini hatırlamıyorum çalıştığım yerin ama... Bölgeyi Özge söyleyebilirsiniz. Özge içtiği vakit ne dediğini bilmeyen bir insandı. Biz bir gece onunla beraber çalıştığımızda çok içmişti o gece. Ve bana dönüp İbrahim'le arasında bir şey olduğunu ama Kübra'dan korktuktan kaynaklı bunların hiçbirini dile getirmediğini... Kübra onun için kız kardeşi niyetinde... Hani gözle baktığı anlarsa Kübra'nın ona zarar vereceğini söyleyen biriydi.
Ve artı İbrahim'den, ya ben geceleri çok uykuyu seven bir insandım. Uykusuzluğa dayanamıyordum. Bana dönüp dedi ki, İbrahim böyle böyle bir, ismini şu an vermek istemiyorum, böyle bir madde var. Bunu içersen bu senin asla uykunu getirmeyecek. Ve şöyle de zaten bunları temin ediyoruz biz. Bundan kaynaklı geceden sabaha kadar Veysu ayakta durabiliyor diyen bir Özge vardı bizim karşımızda. Ve ben eminim ki Veysel'in bu Özge'den ve İbrahim'den kaynaklı ortadan kaybolduğuna adım gibi eminim. Yani sadece Veysel'in ölümü değil, diğer tarafta bununla beraber ortaya çıkabilecek her şeyden korktukları için. Evet evet, ben ekibimize de söyledim. Dediğim gibi ben İstanbul'da bir ay onunla çalıştım ve ben onların bana teklif ettiği hiçbir maddeyi kabul etmediğim için beni iş yerimden bile tenzil edildim. Çıkarttırıldınız. Evet evet, Özge'nin kaynaklı. Onların temin ettikleri şeyleri kabul etmedim. Onlarla beraber işte gezmeyi, tozmayı ya da içmeyi kabul etmediğimden kaynaklı ben iş yerimden çıkartıldım bundan. Peki, kaynaklı. Peki bu maddeyi size dağıtmanızı söylediler mi? Ya sen kullanmazsan kullanma ama etrafında insanlar varsa sat ve bunun üzerinden para kazanırsın teklifinde bulundular mı? Yok, onu bulunmadılar. Bana sadece senin bu içtiğin madde senin uykunu getirmeyecek. Akşama kadar sen işte ya da sabaha kadar seni dinç tutacak. Uykun gelmeyecek, daha dinç olacaksın gibisinden şeyler söyledi ama bana temin et, sat falan demediler. Demediler. Peki, çok teşekkür ediyorum. İhbarınız bizim için çok önemli. Sevgili seyirciler, yani gerçekten Esra ablam, bu ihbarların başladığımızda hani sokak ortasında ölen bir Veysel'den konu hani geriye doğru sardığımızda arkasından bambaşka şeyler çıktı. Onları tanıyan, bilen ve etrafında bulunan herkesten gelen görüntüler de var. Esra ablam, ihbarların hiçbirini de tanımıyorum, yemin ederim. DNA'da nasıl dedi ya, Esra ile Betül değiştirdi. Herkese böyle yaydı kendini. Bunu da diyecek Betül ayarlattı. Hiçbirini de tanımıyorum. Çok basit. Neyse, boş ver. Söyleyecek çok şey var ama da. Ama Allah onun çok belasını verecek. Çok can yaktı bu. Veysel'in tek değil, bir sürü insan hayatını bitirdi bu. Yuvasını yıktılar. Karılık yapsaydı o zaman ona. Tabii şimdi hanımefendinin iddia ettiği kişi kendi iradesiyle o maddeyi temin edebilir kullandığı için. Bunun cezası daha hafiftir ama bunu satışa arz etmek ya da başka bir insana vermek, bunun yolunu kolaylaştırmak çok daha ağır bir cezayı gerektirir. İddiasına göre kendisine böyle bir maddenin temin edildiğini iddia ediyor bu şahıslar tarafından. Yeni bir ihbarımız daha var. Alo. Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Duyuyor musunuz beni? Evet, sesim geliyor. Benim sesim yatılaşıyor mu size? Evet, gayet iyi duyuyorum. Hoş geldiniz. İhbarınız teşekkür kimle ederim. İlgili? İyi yayınlar dinliyorum. Bu olaylarda ismi geçen işte Özge, Veysel, İbrahim ve Kübra'dan kimi tanıyorsunuz ve ihbarınız nedir? Şimdi şu şekilde, ben Esenyurt'ta oturuyorum. Özge ve Veysel'in normalde oturduğu evi yani karşımda net bir şekilde görebiliyorum. Çoğu zaman birlikte böyle sürekli tartışmaları, kavgalalı oldu yüksek sesle gece vakitlerinde. Hani biz şöyle söyleyeyim, çoğu zaman da hani arka odadan sesleri duyar dereceye gelirdik. Yani uykudan uyanırdık. Ama balkona çıkar bakardık, yani sürekli evlerinde ışık yanıyor. İşte sürekli bir tartışma sesleri, sürekli bir kavga sesleri, işte birbirlerine argo şekilde konuşmalar. Daha sonrasında Veysel hani tekrardan dediğim gibi argo bir şekilde konuşarak evden çıkar giderdi. Ve aradan böyle bir 10-15 dakika geçtikten sonra İbrahim'in eve girdiğini görürdük. Hani biz hep şu şekilde düşünüyorduk açıkçası mahalle sakinleri olarak. İşte belki hani kardeşidir, yanına geliyordur. Ya da ne bileyim bir akrabasıdır. Hani çünkü kimse kimsenin hakkında kötü bir şey düşünmez. Çünkü kimseyi tanımıyoruz. Hani yargılamak, ön yargılı yaklaşmak istemeyiz. Ve bu şekilde hani dediğim gibi biz de hani tanımıyorduk. Yayında gördükten sonra aslında İbrahim Bey, işte Ramazan Bey'in kim olduğunu anlamaya başladık. Kübra da gelir miydi? Ben de bunu iletmek istedim. Efendim? Kübra da gelir miydi sık sık Özge'lere? Yani şu şekilde, ben normalde gündüzleri çalışıyorum. Genelde akşam saat 7'den sonra evde oluyorum.
Hani çok bir şey, yani dikkatli bir şekilde bakmam açıkçası. Hani çıkıp böyle bir balkonumda oturma huyum yoktur. İşten geldiğimiz için yorgun geliyoruz. Yemeğimizi, hayır, yani çift olarak mı girerdi eve İbrahim, tek mi gelirdi, o açıdan soruyorum. Tek başına, evet evet, tek başına. Özellikle hatta dediğim gibi o tartışmada çok fazla dikkatimizi çekti. Hatta mahalledeki kadınlar olarak şey düşündük. Acaba hani polis mi çağırmalıyız? Hani acaba kadına bir şey mi yapıyorlar? Gibi düşünüyordunuz. Evet, bu şekilde düşünüyorduk. Hani aradan işte bir 10-15 dakika sonra eve birinin girdiğini hani görüyorduk yani. Peki, ihbarınız da önemli. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Teşekkür ederim. Varsa başka bir ihbar, onu da bağlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi ihbar hattına gelen Caner Gazi Osman Paşa'da olacak. Bağlantımız var, hemen bağlantımıza dönelim. Caner, sendeyiz. Görüyoruz, seni dinliyoruz. Evet Esra Hanım, şu anda Gazi Osman Paşa'dayız. Dün Betül'ün bir iddiası vardı Esra Hanım. Annesi Sibel Hanım'ın Adanalı Nazo ve İbrahim Kübra ile aynı yerde oturduklarını söylemişti, iddiada bulunmuştu. Biz de bugün bir araştırma yaptık ve Betül Hanım'ın dediği gibi annesi Sibel Hanım, Adanalı Nazo ve İbrahim Kübra'nın eviyle çok yakın mesafedeler Esra Hanım. Yani aralarında birer kilometre mesafe var. Yani Betül'ün iddiası da şu: annem Sibel, Adana'nın Nazo ve İbrahimlerle işbirliği yapıyor. O yüzden de hepsi aynı yere bilerek taşınmışlar. Birbirlerine daha yakın olup, yakın olmak için aynı yere taşınmışlar diye iddiada bulunmuştu Esra Hanım. Ve ayrıca da bugün İbrahim ve Kübra ile ilgili birçok ihbarlar geldi. Gizli tanıklar var Esra Hanım. Onlarla ben yüz yüze görüştüm. Yayına çıkmalarını istedim ama tedirgin oldukları için birazdan telefonla bağlanacaklar. Gerçekten anlattıkları şey, biz dinlediğimizde çok şaşırdık. Çünkü gerçekten iddialara göre bunlar bir teşkilat Esra Hanım. Yani bir insan, anlatacakları Esra şeyler ablam, gerçekten insan, çok önemli. Dinlediğinizde siz de zaten... Caner, sözünü balla kesiyorum. Hı. Bir insan kendi kızını kötüleyip neden onları savunur? Etrafa soruyorum sadece. Peki Caner'in biraz önce senin bahsettiğin Emrah Bey şu anda hattaymış. Emrah Bey merhaba. Emrah Bey, beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum hanımefendi. Hoş geldiniz yayına. Sizin de bir ihbarınız varmış. Evet. Nedir ihbarınız ve kiminle ilgili? Kübra ve İbrahim'le ilgili. Ben Özge'yi tanımam. Kübra ile İbrahim'le ilgili. Bunlar yani uyuşturucu madde İbrahim'in kullandığını biliyorum. Kübra'nın da kullandığını biliyorum. Aynı zamanda hangi mekanlarda çalıştığını da tek tek sayabilirim. Kübra ile İbrahim'i de tanıştıran benim. İbrahim ile Kübra'yı da tanıştıran benim. İbrahim kredi çekmek vasıtasıyla Kübra ile tanışmıştır. Bu arada bilginiz olsun. Tanışma zamanlarını da söyleyin. Tanışma zamanı yaklaşık bir sene oldu olmadı diyebilirim. Tamam. Olmadı diyebilirim. Çünkü aynı zamanda İbrahim silah ticareti ve uyuşturucu ticareti yapmaktadır. Aynı zamanda Arnavutköy'de bir dükkan kurşunlamaktadır. Evet. Kendisi dosyasında mevcuttur zaten, 29 at diye. Hatta müştekisi de Hasan Albayrak'tır. Evet. Bunlar bu şekilde hayatını bu şekilde idame ediyorlar. Sahte dolar işi yapıyorlardı aynı zamanda Kübra ile beraber. Sahte para basıyorlar. Sahte dolar ticareti. Dolar ticareti yapıyorlar. Dağıtımı, Kübra dağıtımını yapıyordu, İbrahim de buluyordu. Yani sahte doları İbrahim temin ediyor, Kübra paraları piyasada insanlara evet, dağıtıyor. Evet, 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 doğrudur. Şimdi tüm ihbarlarınızı, yani iddialarınızı ve o iddiaların somut olanlarını, işte yargılama safhasında olanları da söylediniz. Ama şimdi teker teker konuları açmak istiyorum. Kübra ile İbrahim'i ben tanıştırdım. Evet, doğrudur. Yani İbrahim Kübra'ya kredi çektirecekti. Evet, aslında şu şekilde tanışma vasıtası oldu. Daha önce de ben Kübra'yı tanıyordum. Kübra bana dedi ki böyle böyle kredi çekilecek. Benim de İbrahim'le o zaman samimiyetim vardı. Daha doğrusu samimiyetim yoktu, bir arkadaştan dolayı. Samimiyet kurduk. O arkadaş dedi ki İbrahim Aydın bu işi yapıyor. Ben ona yöneldim. O da dedi ki ben dedi çözerim. Ondan sonra sevgili olmuşlar benim bildiğim. Sonra sevgili olmuşlar. Evet. Sevgili olmuşlar. Yaklaşık bir sene, bir ay falan. Bir sene, bir aydır. Peki sevgili olduktan sonra
Evet. Kübra İbrahim'le beraber yaşamaya da başlıyor. Evet, doğrudur. Arnavutköy'de ilk önce Arnavutköy'de evleri, sonradan Küçükköy'e taşımışlar. Benim de haberim yok. Peki, madde ticareti, yani kazançları maddeyi başka insanlara satmaktan geçiyor mu? Kullanmanın o kadar, dışında. O kadarını vallahi bilmiyorum. Şimdi günahını alamam. Yalan da söyleyemem. Peki, sahte para basan bunu yapmaz mı? Ya da parayı yapabilir, dağıtan piyasaya yapabilir, sunan? Yapabilir. Doğru söylüyorsunuz. Ama beraber kullandıklarını biliyorsunuz. Evet, beraber kullandıklarını biliyorum. Aynı zamanda ben yayına bağlanmak istediğimde yayın arkadaşlarımız Kübra'ya ulaşmış. Aynı zamanda Kübra beni tehdit etti. İbrahim seni sinkaflı kelimeler kullandı. Bir ileteceğim. Lütfen şikayetçi de olun. Bir de bir dükkan kurşunladı dedin. Evet. Onun evrağını da ekip arkadaşlarıma atmışsın. Evet. Bir kadınla birliktelik yaşıyor İbrahim. Evet, iddianamede de şudur. Dedilen adamın, yani Hasan Albayrak'ın demek istediği, benim gelinimi dolandırdın. İbrahim'i aradığımda senin gelinini dolandırmadım, ticaret yaptım, battım. Ondan dolayı bileziklerini aldım, sattım. Bir ilişki yaşadım. İlişkide mağdur oldum. Evet. Çok fazla giderim oldu, ben de bileziklerini aldım. Sence bu böyle midir? Yoksa vallahi bilmiyorum ama dolandırmıştır %100. Dolandırmıştır ama mesela ben onu okuduğumda benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi evli bir kadınla ilişki yaşarsanız ondan bilezikleri nasıl alırsınız? İşte yani kanla nasıl alırsınız? Dost mesela korkutarak. Evet, korkutarak alabilirsiniz. Tehdit ederek, korkutarak. Şimdi evli bir kadın en çok kimden korkar? Kocasından, kocasının ailesinden, kendi sosyal çevresinden. Bu durumda bileziklerini çıkartır verir mi? Her şey ortaya çıktıktan sonra kayınpeder olaya dahil oluyor ve her şeyi öğrendikten sonra bu bilezikleri talep ediyor. İbrahim gidip bu adamın, bu kişinin dükkanını mı kurşunluyor? Evet, İbrahim'le Tolga, hatta kurşunlayan İbrahim değil, Tolga Yılan değil. Ama İbrahim'den dolayı gidiliyor oraya. İbrahim'den. Sizin de aranızda bir husumetlik var mı? Var, benim husumetliğim de var, evet doğrudur. Yani bir tarafta yasaklı madde, diğer tarafta sahte dolar ticareti, evet. Öbür tarafta işte hırsızlık, dükkan basma, yaralama, başka birini tehdit etme gibi birçok olayla ilgili ihbarda bulunuyorsunuz. Ama beni şaşırtan başka bir ihbarınız var mı? Esra Hanım var da onu burada açıklamak istemiyorum. Adı üstü kapalı konuşmak istiyorum. Siz üstü kapalı söyleyin, ben onu uygun bir dille dile getiririm. Benim imam nikahlı eşime evde uyuşturucu içirilmiş, ismini vermek istemiyorum. Tamam. Ve cinsel saldırıya uğramış ve Ramazan Aydın bunu görüntüye çekmiştir. Hatta İbrahim Aydın'ın da bende mesajları mevcuttur. Demek istediği tek şey ilişki sırasında bir zorla mı vermişiz? Üstü kapalı konuşuyorum, yanlış anlamayın. Hı hı. Farklı mesajlar zaten mevcuttur bende. Peki birlikte olduğunuz o dönemki dini ya da hala berabersiniz. Dini nikahlı eşiniz gidip Ramazan Aydın'dan ve İbrahim Aydın'dan şikayetçi oldu mu cinsel saldırı sebebiyle? Evet oldu. Aslında ben olayı başından atmak istiyorum ama zaman biraz uzayabilir. O yüzden anlatmakta güçlük çekebilirim. Dinlerseniz anlatabilirim. Tabii ki. Ama şunu da öğrenmek istiyorum. Yani sizin arkadaşta olan kişi, abi kardeş, sizin evinizde bulunuyor. Sizin sevgiliniz diyeyim, birlikte olduğunuz kişiye uyuşturucu madde veriyor. Onun iradesini zayıflatıyor. İbrahim Aydın cinsel saldırıda bulunuyor ve bunu... İbrahim Aydın değil, bunu yapan Ramazan Aydın. Ramazan kaydeden kim, görüntüyü alan kim? Ramazan Aydın. Ramazan Aydın görüntüyü alıyor, cinsel saldırıda bulunan kim? Evet. İbrahim Aydın gene. İbrahim Aydın. Yok, Ramazan Aydın hanımefendi. Hem çekiyor hem de görüntüyü alıyor bunu. İlk önce bunu gör efendim, ben size açık ve net daha baştan anlatsam daha iyi anlaşabilirim. Buyurun. Ben maddi hasarlı bir trafik kazası geçirdim. Balat'ta alkollüydüm. Onlar da bizim yanımıza geldiler. Kübra ile İbrahim Aydın. Geldikleri sırada ben dönüşte maddi hasarlı bir trafik kazası yaşadım. Ben eşime, yanımdaki imam nikahlı, din nikahlı eşime alkolün vermiş etkiyi dayanarak küfür etmişim. O da dayanamamış. O arada polis ekipleri geldiği sırada bu da bunlar bu korku, ben hani benden dolayı korkuyor, hani bana bir şey yapar alkollü diye
bir şey yapar diye bunların arabasına biniyor. Hı hı. Bunları arıyorum ta ki yoldayken, hatta bunları ailemi de kanıt olarak gösterebilirim. Hı hı. diyor ki, ben İbrahim Aydın'ı aradım da, İbrahim diyorum, kız yanında mı? Biz diyor namussuz muyuz, bizim yanımızda değil. İşte Kübra diyor ki bizim yanımızda değil kardeşim, ne saçmalıyorsun. İki gün sonra bu muhabbet, iki gün sonra bunlar benim yanıma getiriyorlar kızı. Kızı benim yanıma getirdi. Hatta bana diyor ki ben, Emrah diyor benim telefonlarımı açıyor. Gel diyor gidelim kızı alalım. Her neyse kızı almaya gidiyoruz. Edirne kapıya kadar bırakan kendileri. Aynı böyle şeydeki oyun gibi. Ölen Veysel'in oyunu, Veysel Bey'in ölümü gibi. Aynı şekilde bunlar gene kendi kafalarına plan yapıyorlar. İşte biz seni buraya bırakalım, Emrah bizden bilmesin. Kız takip edip evime gelene kadar bunları anlatmıyor. Hı-hı. Efendime söyleyeyim, benim telefonum çalınıyor. Telefonumun arkasında da kredi kartım, eşimin, yani dini nikahlı eşimin kredi kartı var. Hı-hı. Kredi kartını çalıyorlar. Evet. Ben diyorum ki kredi kartını çalarken bunu diyorum kim yaptı, bilmem ne diye argo kelime konuşuyorum. Onlar da İbrahim Aydın da benim burnumu kırıyor kapatarak. Kapatarak benim burnumu kırıyor ve akabinde bu kızı evine götürüyorlar. Evine götürdüğü dakikada ben aradığım zaman bunlar bir iki gün kalıyor. Kız evde hesabına bakıyor telefonundan. Evet. Telefonundan hesabına bakıyor. Bunların yanında alkollü kafayla. Evet. Bunlar da şifreyi öğreniyorlar kızın telefonundan. Kızın hesabını komple boşaltıyorlar. Oo. 50 bin lira büyük benim bir zararım var Esra Hanım bu muhabbetten dolayı. Hatta şu anda bile icralık oldum. Ödeyecek durumum olmadığı için şu anda hatta... Biraz önce Özge yayına bağlandığında o Esra Hanım konuları nereye getirdiniz dedi. Ben daha ya, bir yere getirememişim. Siz yayına bağlandıktan sonra buradan gerçekten bayağı bir yerlere yol olacak bu konu. Bu kişilerle ilgili suçlamalar. Esra Hanım çok buyurun. Özür diliyorum, lafınızı kesiyorum. Özge Hanım da çok eski geçmişlerden gördüğüm, tanıdığım, az çok bildiğim insan. O da aynı. Kübra gibi. Uyuşturucu madde içer. Geceleri pavyonlar çıkmaz. Müzikollerden çıkmaz. Yani istediğiniz mekanların hepsini de sayabilirim. Kanıtlı bende. Ya genelde zaten mekanlarda çalışanlardan ve yakın tanıyan insanlardan gelen çok sayıda ihbar var. Tabii oradaki tek hassas olan konu herkesin bilgisi, ismi bizde gizli kalsın. Veysel'in ölümüyle ilgili biraz önce bir cümle kurdunuz. Yani nasıl orada böyle bir planlama yaptı dediniz. Aynısını da benim eşim, dini nikahlı eşime yapmışlardı çünkü. Nasıl bir plan yaptılar? İşte sen bizim yanımızda kalma. İşte Emrah seni bizim yanımıza kaldığını bilmesin. İşte bize küfürler eder, işte olay farklı yerlere gider. Ta ki ben bu muhabbetleri ne zaman öğrendim biliyor musunuz Esra Hanım? Buyurun. Mesajlar bana gelmeye başladı işte. Konuşuyorum. Hı-hı. Mesajları da hatta mevcuttu. Ben yayına çıkmak istemiyorum. Neden Hı-hı. dolayı biz hani yanlış anlamayın. Biz küçücük bir kasabada yaşıyoruz. İstanbul'da ikamet ediyorum. Hı-hı. Küçücük bir kasabada yaşıyoruz. Rezil olmak. Hani yarın bir gün eşimle beraber dini nikahlı eşimle kalktı mı? Sen bu kıza nasıl baktın ya da aldın? Ya tabii alkol mekandan yanlış anlamda sokakta karalık da evine koyan namusunu almıştır. Kimse ilgilenmeyecek muhabbet değildir. Peki bir şey soracağım. Bunları yapan sizin yaşadığınız şikayetçi olduğunuz İbrahim isimli şahıs. Evet. Bu evine giren birlikte olduğu kadının kuzeniyle ilişki yaşar mı? Kuzeniyle ilişki yaşayacağını ben size söyleyeyim. Ramazan Aydın yaşamıştır. İbrahim Aydın bak gene diyorum tanıyorum, iyi tanıyorum derken hani samimi olarak tanıyorum. Bunu yapacak tek kişi Ramazan Aydın'dır. O da kaçan kişidir. Sinop'ta. Yani ortada bir organik bağlantı yine vardır. Vardır evet. Vardır. İmkansız çünkü değildir. Çünkü o da ondan da yanlış anlamayın. Veysel'i öldüren, yani Veysel'e bir madde vermişlerdi diye düşünüyorum. O anda tribe girmiştir. Hani ben öleceğim. Ölüm tribine. Ölüm tribine. Ben zamanında yanlış anlamayın Esra Hanım. Ben çok geçmiş zamanda kullandım, kullanmadım diyemem. Tövbe etmişim. Elhamdülillah çocuğum var. İkinci çocuğum olacak. Ellerinizden öper. Ben tövbe etmişim. Çok şükür hani işimdeyim, gücümdeyim. Aynı zamanda ticaret taksi şoförlüğü yapıyorum kendimle. Mesela Kübra buraya da geldiğinde Özge de hani biz böyle şeyler kullanmayız bilmeyiz bizim yanımızdan geçmez bizim böyle alışkanlıklarımız yok gibi ifadeler kullandılar. Evet. Hani sanki bu olaylarla hani ne maddesi Anlatan, bizim evimize madde girmez ne alkolü bizim evimizden alkol geçmez. Yalan.
Hepsi yalan. Kaçan kişi Ramazan dediniz. Kaçma nedeni bu Veysel'in ölümünden sonra mı, diğer anlattığınız olaylardan sonra mı, onu anlamadım. Çok özür diliyorum. İsminiz neydi? Özür diliyorum. Hülya Hanım, avukat. Hülya Hanım, kusura bakmayın. Bunu ben de tahminim Ramazan Aydın'la İbrahim, tahmin demin gerçek de o. İbrahim Aydın'la Ramazan Aydın o gece evdeydi. Bundan Ramazan Aydın'la İbrahim Aydın kurtulmak istedi. Benim düşüncem orada neden dolayı Özge ile abisi birlikte olsun, Özge'yi de hayatını alsın diye düşünüyorum. Çünkü benim dini nikahlı eşime bunu yapmayan başkasına ne yapmaz? Yani çok mesela İbrahim ortaya atıldı ama belki de gerçek kişi Ramazan. Evet, İbrahim ortaya atıldı. İbrahim'i abisi kullanıyor şu anda. Abisi ortaya attırmasını istiyordur büyük ihtimal. Kimi kullanıyor? Abisi İbrahim'i çok kullanıyor efendim. Kendisi abisi her zaman arka planda. Ne iş yapıyorsa abisi arka planda. Kendisi yani karışıyor. Ramazan hep görünmeyen, görünür evet. Ve sokakta olan herkesin muhatap olduğu evet. Genelde İbrahim'dir. Evet, İbrahim Aydın doğru. Veysel'in çıktığı şaşırtan da evde şu zaten gece. Herhalde değil mi? Efendim Hülya Hanım? Yanlış hatırlamıyorsam Veysel'in ve bu misafirlik olayının gerçekleştiği yer Ramazan Bey'e mi ait, İbrahim Bey'e mi ait? Benim düşüncem, ben bunu ne zaman taşındığını ben çok iyi araştırıyordum. O dini nikahlı eşime yapılan muhabbetten dolayı. Ben Arnavutköy'den taşındığını biliyorum. Ta ki Küçükköy'e geldiğini daha bir yemin ediyorum ki canlı yayında öğrendim. Ama ben şunu biliyorum. Yani ikametgah olarak kimin evi diye gösterildiğinde Ramazan Aydın'ın evi orası. Ramazan Aydın, benim düşüncem İbrahim Aydın'dır. Çünkü İbrahim Aydın... Ramazan Aydın'ın evi ama mesela bu olaydan sonra Ramazan... bu durumda o evde aslında Kübra ile ve kardeşiyle beraber yaşıyor. Çünkü Ramazan Aydın ailesi ve düzeni olan biri değil. Ramazan Aydın'ın ailesi de Sinop Gerde'dedir. Tamam. Ama bu Veysel'in ölümünden sonra ilk kişi Ramazan Sinop'a gidiyor. Evet. Niye gidiyor? Kendi bir suçu aram, bir suçlu olmasa niye gitsin efendim? Ve o evdeki üçüncü kişinin de Ramazan Aydın olduğu kanaatindeyim. Yani bu benim iddiamdır. Onu da söylüyorum. Yani biliyorsunuz boşuna da bazı şeyleri söylemem. O evde üçüncü bir kişi varsa gelen... O evi paylaşan, oturan, kalkan Ramazan'dır. Çünkü bunlar ekür gibi zaten. Yani hepsi beraberler. Nazo, İbrahim, beraberler. Buyurun. Belki babalardan Nazo. Ben sadece şunu merak ediyorum. Mesela ben peki böyle bir şey olmamışsa, ben böyle bir şey iftira atıyorsam niye yayına katılıp da bana açıklamalarını yapamıyorlar? Buyursunlar. Yani İbrahim'in söz hakkı, cevap hakkı vardır. Abi Ramazan'ın söz hakkı, cevap hakkı vardır. Kübra'nın söz hakkı, cevap hakkı vardır. İsmi geçen herkesin söz hakkı, cevap hakkı vardır. Söylediğiniz iki, anlattığınız olaylar ve iki somut olayla ilgili İbrahim Bey'in, Ramazan Aydın'ın ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Biri cinsel saldırı, diğeri başka birinin işte dükkanını kurşunlama... Evet. İşte adamın geliniyle beraber olma ve o kişiyi dolandırıp o kadının altınlarını alma. Bileziklerini alma. Yani evli kadından altınları nasıl alırsınız? Bir vaatte bir ticaret yapmıyorsanız. Evet. Sadece elinizdeki görüntüleri ailesine göstermekle tehdit ettiğiniz dakikada bak her şeyi verir. Çalar verir. Verir. Doğru söylüyorsun Esra Hanım. Yani programda da biz bunu yaşıyoruz. O yüzden lütfen insanlarla mahrem görüntülerinizi, hiçbir şeyinizi... paylaşmayın. Eklemek, ilave etmek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok Esra Hanım. Çok teşekkür ederim yayını aldığınız için. Kolay gelsin. Kübra Hanım o zaman peki, niye bu ev... Kübra niye bu ev bana ait diyor? Bana geldiler diyor. Eğer ev Kübra'ya ait değilse... Hikaye neden dolayı hayır, hikaye? Kübra korkuyor mu yani? Tehdit altında diğerleri mi bunu istiyorlar? Kübra Hanım'ın... Belki de İbrahim ve Ramazan Bey tehdit ediyor. Sen bu ev benim de. O da olabilir. Benim düşüncem Kübra'nın evi değil orası, İbrahim Aydın'la Ramazan Aydın'ın evi. Yani ev Ramazan'ın, Kübra ile İbrahim sevgili eve girip çıkan, yani bu beşli zaten ortak, beraber hareket ediyor. Bundan çok eminiz. Hani evet. Nazo isimli annesi ben tanımıyorum dese, o da külliyen sonuna kadar yalan. Bir ihbarımız daha var. Teşekkür ediyorum beyefendiye de ihbar için Emrah Bey de. Diğer ihbarımızı alalım. Bu arada günlerdir bu ihbarların hiçbirini bağlamıyordum. Şimdi hepsini arka arkaya bağlayıp çünkü sayısız da ihbar geliyor, işte görüntüler geliyor ve belgeler geliyor. Şimdi bugün de hepsine söz vermek istiyorum bu konuyla ilgili. Hoş geldiniz. Duyuyor musunuz beni? Merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor. Buyurun lütfen. Şimdi Esra abla, benim bağlanma nedenim şu.
Ben aslında hiçbirini tanımıyorum. Hı-hı. Ama gördüğüm iki şey var, bunları size söylemek istiyorum. Tabii. Ben zaten olayın ilk günü bağlanmak istedim ama hattı düşüremedim. Bir de benim fırsatım olmadı. Bugüne kısmet oldu. Hı-hı. Şimdi Esra abla, o Özge Hanım hani çocukların üzerine yemin etti ya, ben işte kendisi çok iyiydi, ben kendisi çok iyiydi, ben dışarı gönderdim falan diyordu ya. Hı-hı. Siz öncelikle Esra... o bölgede mi oturuyorsunuz? O geceye evet, mi? Evet, o sabaha buradayım. Karşı yaşananlara mı şahitsiniz? Gecesi de var, sabahı da var. Buyurun lütfen. Öncelikle geceye geleyim. Bu taksiden inen işte o beyefendi, işte Veysel çok iyiydi, ayakta işte pardon işte çok kötüydü, işte öksürüyordu, yok ayakta duramıyordu falan. Ben bunları ilk camdan gördüm. Ben mutfağımın camını hiçbir şekilde storumu kapatmam. Geleni geçeni görebiliyorum. Ve geceleri buralar sessiz oluyor. Zaten mahalle sakinleri de bunları bilir. Hani karşı sokaktan bağırsa var, biz evden duyuyoruz. Özellikle ben... Benim yeni çocuğum olduğu için ben geceleri uyanıyorum ve gündüzleri de hiçbir şekilde uyumuyorum. Her neyse, gece ben bunları gördüğümde çok şaşırmıştım. Dedim ki bunlar televizyona çıkmıştı, bunların burada ne iş var diye. Eve girerken şöyle bir tartışmaları vardı. İşte içecek bu zamanı mı buldun? İşte beni buraya niye getirdin? Veysel Bey şeyi söylüyordu, Özge Hanım'a söylüyordu. Ondan sonra o Özge Hanım da işte gir içeri, bir şey olmaz falan, böyle bir tartışmayla girdiler. Sonrasında aradan bir saat sonra bu arada saat sabahın dördüne geliyordu. Yani 3.30-4 arası diyeyim ben size. Aynı şekilde kavgalar devam etti. Evin içinde Özge Hanım bir yere gitmek istiyordu. İçeridekiler buna dedi ki sen nereye gideceksin? Bu saatte nereye gidiyorsun? Sen kadın değil misin? Hep bu tarz bir tartışmalar oldu. Fazla önemsemedim. Çünkü bizim mahallede genelde olur. Sabahı da çocukların üzerine yemin etti. Yazıklar olsun ona. Gerçekten ben artık hani anneliğinden de utanıyorum. Size yemin ederim kendi elleriyle adamın kolundan tuttular. Hani bir insan sağa mı gideyim, sola mı gideyim diye şaşkınlık yaşar ya. O şekildeydi. Hiçbir şekilde de ayakta duramıyorlardı. Arkada da iki kişi vardı. Bunlar dedi ki sen aşağıya doğru yürü, biz senin arkandan geliyoruz. Adam önce bir durdu, sağa mı gideyim, sola mı, tekrar bir afalla, buradan yürü dedi. Elindeki o şişeyi onlar ona verdi. Bu suyu al dedi, aşağıya doğru yürü dedi, ben hemen dedi geliyorum senin arkandan dedi. 7.30'a doğru benim eşim, burada bakkal var bizim evin karşısında. Oraya gönderirken, balkondan aşağı bakarken saat 7.20 geçe, onlar üçü, arkada biri daha vardı. Onu hiçbir şekilde, zaten hiçbirini tanımıyorum, onu da tanımıyorum. Bunlar 4 kişi. Ara sokak var bizim orada. Oradan doğru yukarıya çıktılar. Şimdi Caner bir araştırma yapıyor ya Esra Hanım. Evet. Bu araştırma yaptığı evin arkasında orada bir sürü kamera var. Yani aşağıda gitse kamera var, yukarıda gitse kamera var. Herhalde onlar vermek istemiyorlar. Çünkü bizim burada bir kere benim bir kaybım olmuştu. Bütün kameraları oradan biliyorum. O şekilde bulmuştuk. Onun dışında vardır. O kısımda da ara sokak vardı. Caner Bey bunu mutlaka araştırsın. O kısımlarda da kameralar var. O yoldan gittiler. Yani arabaya da binseler, yürüyerek de gitseler, plakasını her şeyine kadar net bir şekilde çıkar. Bir sürü kamera var. Ama sizin... Onun dışında... Devam edin. Onun dışında bunlar evden çıkarken, ben biraz ileriye gittim. Bunlar evden çıkarken üçünün de elinde siyah poşet vardı. Ve bizim çöp konteynerini yerine atmak yerine parkın yanına çöp atarız. Hatta bu çöp yüzünden birkaç kere kavga falan etmiştik. Hepsi oraya atarak hızlı bir şekilde gittiler. Eşim eve geldiğinde ben dedim ki gördün mü dedim. Eşim benim karışmamı istemediği için ben fazla hani onu da dahil etmek istemiyorum. Çünkü bana da dedi karışma diye. Yani söyleyeceklerim bunlar ama yani her şekilde yalan söylüyorlar. Kendi elleriyle yolladılar. Şimdi en önemli olay o sabah. Yani 20 Eylül sabahı işte saat 20 evet. Ve tam Veysel'in işte o dakikalarda sen Veysel'i dışarı çıkartan kişilerin o evde olanlar olduğunu. Hani evet, sen buradan aşağıya doğru yürü, biz senin arkandan geliyoruz. Özellikle bilerek isteyerek evden uzaklaştırdıklarını ve buna şahit olduğunu söylüyorsun. Ve bizzat da duyduğumu söylüyorum. Zaten o sırada işe giden insanlar var. Onlar da bence çıkıp söylesinler. Çoğu insan dönüp baktı bile. Hani... kafalarını çevirip bakıyorlar. Çünkü hepsi böyle şey gibiler, pısır pısırlar. Sen işte şuradan git, biz buradan geleceğiz. Hep bu şekildelerdi. Onu bile isteye yolladı. Hani diyorlar ya çok iyiydi, yok işte bilmem neye yolladı. Hepsi yalan. Kendi elleriyle üç birden
Özlerse Özge Hanım, sen hemen git, biz senin arkandan geliyoruz, yukarı bir gideyim geleyim dedim. Yani adam nereye gideceğini bir şaşırdı önce. Hani aşağı mı gideyim, yukarı mı gideyim? Aslında kendi de o isteyerek yoldan gitmedi. Hani sen buradan yürü dediler, o kadar. Peki, çok önemli ve söyledikleriniz çok kıymetli. Çünkü o sabah yaşananları bir tek siz biliyorsunuz. Onlar hani bu olayla ilgili her şeyi kesin ve net bir dille reddediyorlar ama bilerek isteyerek Veysel'i evden çıkarttılar. Evet, evet. Ben eşim o sırada gerçek bakkala gittiği için ben yaşananlara şahit oldum diyorsunuz. Teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. O bölgede yaşayan komşulardan biri. Tabii insanlarda genelde böyle bir tedirginlik de var. Hani siz şahit oluyorsunuz, kocanıza söylüyorsunuz. Kocanız karışma diyor. Aman başımız bu olaydan dolayı belaya girmesin diye. Hep söylüyorum programda da. Yani bakın bu kadar insan yapılanları, edilenleri bir şekilde saklıyorlar. Ama siz de bildiklerinizi paylaşırsanız olayın aydınlanması konusunda yardımcı olabilirsiniz. İhbarda bulunan herkese, ihbar gönderen herkese de teşekkür ediyorum. Betül Veysel'in vefat ettiği o sokağa gitti. Oradan görüntüler varmış, izleyelim. Adamı bile bile ölüme terk ettin Özge. Çocuğumu yetim bıraktı. Bir ambulans bile çağırmadı. Bu muydu senin sevgin? He, bu muydu sizin sevginiz? Yetim bıraktın ama ben yetim bıraktım. Adama aşıktın. Bu mu senin sevgin? Bu muydu senin aşkın? Adamı bile bile ölüme terk ettiniz burada. Adam yürürken ölüyor caddede. Bir ambulans bile çağırmadınız. Ambulans. Bir ambulans bile çağırmadınız. Benim çocuğumu 6 yaşında yetim bıraktınız. Ama o demir parmaklıkta çürüyeceksiniz ha hepiniz. Bizim hayatımızı bitirdin. Ben olmuş olsaydım, ben ona kalbimi verirdim, kalbimi. O esnada kalp gerekseydi kalbimi verirdim. Ama onun hayatını sen bitirdin. Ama yaptıklarınız yanınıza kalmayacak ha. Sizleri daha kötü bir son bekliyor. Bu lafımı da unutmayın. Ekrana gelen ve yayınlanan Veteri'yi de izledik. Dileriz bu olayda bir an önce çözülür ve... Ölürken de o şeyleri böyle tutmuş. Ha, otları. Biraz aldım. Götüreceğim kendimi. Esra ablam bir de iki gündür yayına bağlanıyorlar. Benim zaten her şeyim açık. Ben bir oyun uğruna biriyle konuştum yayınlarda. Hepsi yalandı zaten. İki gündür bağlanıp onu diyorlar ya işte sen neler neler yapıyorsun. Hepsi zaten şimdi Betül, sen boşanmış bir kadınsın. Önce şunu söyleyeyim. Sen boşanmış bir kadınsın. Hayatına birini alırsın, almazsın. Bu tamamen senin inisiyatifinde ve iradendedir. Hayır yani hiçbir zaman orada, almadım Esra. Hayır alabilirsin. Yani bu, bununla ilgili hiç kimse seni yargılayamaz. Hiç kimse hiçbir şey söyleyemez. O insanla flört eder ayrılırsın. Arkadaşlık yapar ayrılırsın. İlişkini bir adım öteye taşırsın. Bunlar hiç önemli şeyler değil. Yani o hiç gündem maddesi olmamalı, konuşulmamalı bir de. Yok, iki gündür bağlanıp onu konuşuyorlar. Benim her şeyim ortada zaten. Ben bir şey uğruna girdim. Hı hı. Yayın uğruna girdim ama hiçbir şey gerçek değildi. Hatta evime bile geldiler. Ailem de vardı evimde. Hı hı. Ben... Boşanmadan önce, kaç evliyken, yaşındasın? Boşandıktan sonra... Kaç yaşındasın? Ben 94'lüyüm. Bir çocuğun var. Evet. Hayatını nasıl birini alıp almayacağına kim karar verir? Ben karar veririm ama Esra ablam hiçbir şekilde kişi, hiçbir yanlış yapmadım ben. O senindir yani. Yanlış bir ilişki de yaşayabilirsin. İyi bir insana da denk gelebilirsin. Bir seçim yaparken sadece o insanın ve senin hayatına girmesi sana ne kazandıracak, ne kaybettirecek, çocuğunu... Nasıl etkileyecek? Yani kendin bunun analizini yaparsan doğru adım atarsın ama atmazsan da hayatta imtihan olmaya da devam edersin. Kendi hayatın nasıl mahvolduysa çocuğun hayatını da mahvedersin. Bırak başkalarının açıklama yapmayı. Sen önce seçimlerinin çocuğuna zararı var mı yok mu bunu düşün, değil mi? Yani Esra ablam,
Bir tane Veysel'in arkadaşı var, onu bağlayabilir misiniz? Tabii, kimse telefon. Arkadaşlar biliyorlarsa ben ekip arkadaşları. Ben Dilan'a verdim zaten. En son onunla görüşen o. Evet, buyurun. Bir şeyler anlatmıştı ben ona. Ben aslında şimdi Betül'le aranızdaki diyalogda Betül'e de biraz ışık olsun diye bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi günlerdir bu Veysel konusunu işliyoruz. Tabii her gün farklı detaylar çıkıyor karşımıza. Böyle madde madde özetlemek gerekirse, yasaklı madde var, silah kaçakçılığından bahsediliyor, her türlü sahte alışveriş. Sahte para var, dolarlar. Sahte para var, işte çarpık, iç içe geçmiş, uygunsuz ilişkilerden bahsediyoruz. Ve eminim izleyiciler de diyordur ki belki içinden, tıpkı belki siz gibi, ben gibi, hani nasıl böyle bir hayat devam ediyor? Yani böyle bir günlük hayat olabilir mi? Nasıl oluyor? Belki orada biraz aydınlatıcı olmak istiyorum. Çünkü şöyle oluyor aslında. Şimdi psikolojide güvenli alan diye bir kavram var. Biraz psikolojiyle böyle haşır neşir olanlar bu kavramı mutlaka duymuştur. Güvenli alan dediğimiz alan bizim çocukken, çocukluk dönemimizde oluşan bir kavram. Hı-hı. Kimlerle ilişki içindeysek, nasıl bir ortamdaysak, nasıl bir aile ikliminde büyüyorsak aslında Hı-hı. bizim güvenli alan dediğimiz böyle bir şekilde oluşuyor. Düşünün ki bir çocuk güvenli alanında öfkeye, şiddete, psikolojik ve fiziksel şiddete, zorbalığa, belki zorla yaptırılan evliliklere, cinsiyet eşitsizliğine bağlı belki kadın cinayetine, namus cinayetine tanık olabilecek olaylar yaşıyor. Çünkü satır aralarından bunları da okuyorum. Şimdi bu kişi için güvenli alan demek kaos demektir, öfke demektir, travma demektir. Yani bütün bu saydığım deneyimler ne kadar travmatik deneyim de olsa kişinin bilinç dışında bu tarz olaylar güvenli alandır. Siz isterseniz o feodal yapıdan, o zorlayıcı yapıdan çıkın, İstanbul'a gelin ya da Amerika'ya gidin, Çin'e gidin hiç fark etmez. Nereden dünyanın neresine gidersen. Dünyanın neresine giderseniz gidin, sizin önemli olan nerede olduğunuz değil, içselleştirdiğiniz güvenli alandır. Ve kaç yaşına gelirseniz gelin, işte 30, 35, 40, 50 güvenli alan diye bildiğiniz, yani tanıdık gelen, tanışık gelen şey kaos olduğu için ne yapar eder? Kaosu. Sizi benzer kaosa sürükleyecek ortamlara, ilişkilere ve ortamlara gidersiniz. Mesela ben bir yandan dinlerken hepsine bir karşılık buluyorum. Yani farkında olmadan bilinç dışında bir yerde şunu arıyor bu hikayenin karakterleri. Nerede benim kaosum? Nerede benim çocuklukta yaşadığım o travmatik ortamlar? Şimdi bu arada acil bir bağlantımız var. Adli Tıp'ın önünde Ülkü Tepe var. Yeni Bosna'da. Ülkü. Esra Hanım, Yeni Bosna'da Adli Tıp Kurumu'nun önündeyiz sizin de söylediğiniz gibi. Veysel Yorulmaz'ın şüpheli ölümünde otopsi raporu için artık sona yaklaşıldı diyebiliriz Esra Hanım. O otopsi raporu için artık eli kulağında diyebiliriz. Peki ekipler neyi inceliyor? Bunu aktaracağım ancak öncelikle bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz gün Kübra Hanım sosyal medya üzerinden bir yayın açtı ve o yayında şöyle bir ibare kullandı Esra Hanım. Veysel'in otopsi sonucu çıkmış, ekipler kalp krizi olduğunu söylemişler. Ancak bu bilginin doğru olmadığını aktaralım. Evet, otopsi raporunda sona yaklaşıldı ancak hala da otopsi raporu çıkmadı ki biz de bu noktada Yeni Bosna'da Adli Tıp Kurumu'nun önündeki nöbetimizi sürdürüyoruz. Sıcak bir gelişme olduğu anda doğrudan bu ekrandan sizlerle paylaşacağız Esra Hanım. Şunu da belirtmek istiyorum Esra Hanım. Velev ki Kübra Hanım'ın dediği gibi bir kalp krizi ise tabii ki bu noktada Adli Tıp Kurumu ekipleri "Aa, bu kalp kriziymiş" diyerek bırakmayacaklar. Bu kalp krizini ne tetikledi? Yani Veysel Bey o gün bir yasaklı madde kullandı mı, kanında var mıydı bu? Şüphesiz ki bu da incelenecek ki aslında bu incelemenin sonucunda Veysel Bey'in kanında yasaklı maddeye rastlanırsa hem Kübra Hanım'ın, hem Özge Hanım'ın, hem de İbrahim Bey'in yalan söylediği de ortaya çıkmış olacak Esra Hanım. O yüzden bu otopsi raporu için oldukça kritik diyoruz. Aslında bir kanıt niteliğinde bu. Çünkü tarafların yalan söyleyip söylemediğini de bu otopsi raporu ortaya çıkartacak. Tabii ki farklı ihtimaller de var Esra Hanım. Çünkü o gün kapalı kapılar ardında neler yaşandı? 21 dakikalık bir plandan bahsediyoruz. O kapalı kapılar ardında neler yaşandı? Aslında açıklanan otopsi sonucuyla beraber bu da gün yüzüne çıkmış olacak Esra Hanım. Toparlamak gerekirse Kübra Hanım'ın iddiası, Özge Hanım'ın iddiası Veysel Bey'in ölümünün doğal ölüm olduğuna yönelik, ancak Adli Tıp Kurumu ekipleri bu noktada titizlikle bir inceleme yürütüyorlar ve bizlerde bir gelişme olduğu anda sizlerle paylaşacağız Esra Hanım. Teşekkür ediyorum Ülkü, bağlantı içinde o da oradaki bilgileri ve gelişmeleri aktarıyor.
biz de raporun sonucunu bekliyoruz ama bu kişileri iyi tanıyanlar hani burada çizmiş oldukları o hayat ve yaşam bir profil vardı. Yani hani iddia edilen, konuşulan her şeyden çok uzakta bir yaşam sürdüklerini söylüyorlardı. Sonra bunların gerçek olduğu ortaya çıktı. Hatta kendi aile üyeleri bile vay be bizim kardeşlerimiz neler yaşıyormuş tepkisini verdi. Herkes birbirini şaşırtmaya devam ediyor ama ben bu olanların hiçbirine şaşırmıyorum. Şaşırmayacağım da çünkü gelen ihbarlar, onları tanıyanlar ve söylenen tüm iddialarda doğruluğunu koruyor. Teşekkür ediyorum. Betül, seni uğurluyoruz. Diğer konumuza geçeceğiz. Neslihan Vaner konusuna geçeceğiz. Kayıp kız kardeşlerini cenneti aramak üzere geldiler. Cenneti bulduk. Kardeşler stüdyoda bir arada, buyursunlar. Cennet bir video bırakıyor ardından ve kayıplara karışıyor. Benim sana gösterdiğim sevgiyi, güzel sözleri başka kadınlara söyledim. Bir tek Neslihan, seni asla affetmeyeceğim. Cennetinizi bulduk. Teşekkürler. Cenk, sen neredeydin günlerdir? Seni arıyoruz. Aklımız çıktı. Bir tek diyorsun Neslihan, sana hakkımı helal etmiyorum. Neslihan'a hakkını niye helal etmiyorsun? Hastalığını bahane ederek böyle bir şey yapamaz. Ne? Doktor mu kendisi? Niye göğsünü çekip atıyor? Hiçbir zaman öyle bir şey düşünme. O an kocan Orhan aradı Neslihan ablayı. Ablam da rahatsızlığından şikayet ettim. O da gerçekten ısrarla fotoğrafı istedi. Ne yaptı kocan sana? Sürekli aldatıyor. Sürekli başkalarıyla konuşuyor. Rabia ablan bu durumları biliyor mu? Konuşuyorduk bazen. Erkektir yapar dediler. Görmezden geleceksin dediler. Nereye gittin? Nerede kalıyorsun? İşte akrabanla mı kalıyorsun? Hayır. Bir kadınla birlikte olduğunu iddia ediyorsun ama ortada yoksun. Ve... Bayıldı annem. Babam karakolun orada bayıldı. Her gittiği yerde düşüp bayıldı. Kalp krizi geçirecekti. Söylediğin her şey çelişkili. Ankara'dayım diyorsun. Saat 1'i 5 geçe ezan okunuyor. Ankara'da ezan saat 12.46 geçe. Eğer başka bir şey varsa söyle baba, bana. Dön evine. Baban seni bekliyor. Kimseye vermeyeceğini söz verdik daha. Daha ne istiyorsun? Giderken böyle 3-4 dakikalık bir videoyla veda eden bir Cennet vardı. İlk defa böyle bir kayıp aldık. Normalde kaybolacak olan kişiler arkalarına çok iz bırakmazlar ama sen bütün aile üyelerine vedalaştın. Hepsine kendinize iyi bakın dedin, sevgi sözcükleri söyledin. Bu garibim Neslihan ablan hariç. Bir onu harcadın. Gidişini ne kadar süredir planlıyordun Cennet? Ben bir aydır zaten düşünüyordum. Evden ayrılmadan bir hafta önce yukarıya çıktım, annemlerin yanına söz ettim. Bahsettim olaylardan. Erkektir yapar, görmezden geleceksin dediler bana. Bir aydır evden kaçmayı düşünüyordun. Kaçmayı düşünmüyordum. Ayrılmak vardı. Tamam, yani evden ayrılmayı düşünüyordun. Aslında aileni terk etme, herkesi terk etmeyi planlıyordun bir aydır. Hayır, terk etmeyi değil. Ayrılmayı düşünüyordum. Onlar da müsaade etmeyeceklerini anladığım için çıktım gittim. Esra Hanım, bunu kimin söylediğini... Bu cümleyi kimin söylediğini sorar mısınız? Lütfen rica ediyorum. Sen ben kocamdan ayrılmak istiyorum, ben bu adamla yaşamak istemiyorum dediğinde hayır kocanla birlikte olmak zorundasın diyen sana kim aileden? Annem. Sen gel ayrıl demedin bu arada. Gel dedin burada bir ay kal, ondan sonra kendini toparla tekrar gidersin dedim. Bunlar boşanmaya, ayrılmaya izin vermez. Öyle söyledin. Ben de öyle sana olmadı. Esra Hanım, Cennet kardeşim 13 Eylül... Cuma günü geldi, çok kötü bir durumdaydı. Dün de bahsettim size. Hatta kayınvalidesinden dayak yemişti. Kocasından. Geçen senelerde olmuştu. Ha, o geçen sene, pardon. Yani sürekli ara ara oluyor, hatta dövüp kapıyı da kilitliyormuş üzerine kocası. Cennet bunların hiçbirini bahsetmedi. 13 Eylül'de geldi, çok kötüydü. Ben çektim kenara, konuştum. Kötü rüyalar, kabuslar gördüğünü söyledim. Sonra her şeyi anlattı işte... Baskı uyguluyor, evlendiğimden itibaren sizinle bile görüştürmek istemediğini söyledi. Dövdüğünü, kapıları kilitlediğini üzerine. Cennet, söylesene bize, söyledin mi bunları? Sonrasında kayınvalidesi çocuğu düştüğünde sürekli doğursaydın işte şu aylıktı, severdim. Sen evin içerisinde bir hapis hayatı mı yaşıyordun? Kocan sana evin içinde bir hapis hayatı mı yaşatıyordu? Şu şekilde, ben...
onlarla buluşmaya gittiğimde sürekli arıyordu beni. Ne yaptım, ne ettim işte. Yaptıklarını işte onlara anlatıyor muyum teyit etmek için. Hı hı. Abimle işte aramıza mesafe koydu. Ben en çok abimi seviyordum mesela. Düşman olarak gördü. Şu an bayağıdır konuşmuyor. Evde seni kilitliyor muydu kocan? Şiddet uyguladığında gitmeyeyim diye. Gitmeyin diye kilitliyordu. Elinde telefonun var mıydı? Vardı. Vardı. Oradan ailene ulaşıyor muydun hemen? O işe gittiğinde anlatıyor muydun? Onu bir kez yaptım. Onda da zaten biliyorlar. Onda ne oldu? Net bir şekilde açıklar mısın detayıyla? Ben sana mesaj attım. Ona haber... Bana mesaj attı dedi ki... Orhan'a haber vermeyin, annem gel, çabuk gelsin dedi. Ben annemle birlikte değildim, abimlerin evindeydim. Sonra korktum, bir şey olduğundan endişelendim, canından endişelendim. Sonra dedim ki, anne dedim, çabuk gidin, Cennet'in durumu iyi değil. Kayınvalidesi, kayınbabası, amcam, benim annem, babam, hepsi gitti. Bunlar kan revan içinde, yani kanlı değildi. Her yer, her yerde, koltuklar dahil birbirlerini parçalamışlar. Karı koca. Evet, evet, ikisi de birbirini kendimi parçalamış. Kendimi korumak için ben de karşılık verdim. Evet, annem, sebebini bilmiyorum. Kavga, kayınvalidesi buna vurmuş. Muhabbet kuşu vardı bizde. Ne? Muhabbet kuşu vardı bizde. Biz evet. Kanatları açılsın diye ben çıkardım, serbest bıraktım, uçuyorlardı. O sıra her yere pislediler. Niye önce onları silmemişim de diğer işleri yapıyormuşum. Kendisi de sürekli telefonla görüşüyordu. Yardım et o zaman. O şekilde oradan kavga çıktı, büyüdü, gitti. Neleri kestiniz evde? Kıyafetleri parçaladık. O senin i̇şte, kıyafetin, sen onun kıyafetleri. Kıyafetlerini parçalamışlar, birbirlerini dövmüşler, koltuklar ortada. Ev darmadağın. Savaş alanı. Evet, evet. Harp olmuştu. İki kişilik bir harp. Annem gitti, kayınvalidesi birbirini dövdü. Yani şey, tek taraflı değil. Buna da vurmuş, kız kardeşime de vurmuş. Elektrik. Oğluna da vurmuş. Oğluna da vurmuş. Annem Cennet'i çekip koridora, yani peki bir şey söyleyeceğim, bu olaydan sonra barıştınız mı tekrar? Kendisi, annem çekti kendisini. Evet, yani ayırmak için. Ayrılsın, boşansın diye. Cennet annemi çiğnemiş, yani ezip geçmiş kocasını. Kocasının yanına dönüyor. Evet. Şimdi bugün bu stüdyoda kim var biliyor musun Cennet? Ailene dönecek misin? Hayır, dönmek istemiyorum. Ben onları terk etmiyorum. Ben yine onlarla görüşürüm ama... Şu oraya sorunun cevabını istemiyorum. Senden alabilir miyim? Kocan sana ihanet ettiği için mi ailene dönmüyorsun? Hayır, onun sebebi farklı. Bana söyle, hem kocanı hem aileni niye terk ettin? Ben 11 yaşımdayken senin kocan ne yaptı, bana taciz etti. Siz niye sesinizi çıkarmadınız? Beni korumadınız, yanınızda durmadınız. Dur bir durmadınız. Dakika, onundan sözüne bir... Bana nasıl, kim sahip çıktı o zaman, nenem sahip çıktı. Dur onu da ben kolumdan söyleyeyim. Kolumdan tuttu, karşınıza çıkardı. Bu çocuk ölmesini mi istiyorsunuz dedi. Onu anlatabilir miyim, açıklamasını yapabilir miyim? Tabii. Ben o zaman o yeni doğum yapmıştım, ilk kızımı. 40'ı çıkmamıştı daha. Annem yine doğum yaptım, oraya geldim. Böyle olay olduktan sonra ben kocamı bir gün olsun annem gelin evine getirdim mi? Tek başıma gelmedim mi? 13 yaşında yine geldi, yine taciz etti beni. Yani Neslihan, aile içinde böyle bir istismar olayı oldu mu? Evliliğimiz ve bunun ortaya çıkması için gidip kurumlara, o zaman yaşı çok küçük, şikayetçi olundu mu? Hayır. Olunmadı hiçbir şey. Olunmadı. Bununla ilgili bir inceleme yapıldı mı? Hep üstü örtüldü. Hiçbir şey yapılmadı akraba bağı olduğu için. Hayır. Hayır, o akrabalığın... Orada... Böyle bir şey olabilir mi ya? Birinde 11, birinde 13 yaşındasın Cennet sen ya. Ben o zaman tek bırakıldım. Benim psikolojim o zamandan belli iyi değil. O sen de önlem olarak kocanı eve getirmemeyi mi gördün? Hayır, ben... annem boşanmasını istedi. Cennet öyle bir iddia attı ortaya. Zaten biz de küçüktük. Ki ben zaten İnanmadılar çocuk bana. Çocuğun bile... lafına inanarak hareket etmem dediler. Beni ortada bıraktılar. Hayır, ben annem... O, 11 annem yaşında, Cennet'e, 13 yaşında annemle oyun oynamam gerekirken... Ben annem, şey de ağlıyor annemle çocuğum. Annemle sana dedi ki, sen bir kaç çocuğun olsa boşandı olsun boşanacaksın dedi. Annem reddetti. Babama hiçbir şey duyurmadı kimse. Haberi yoktu. Annem dedi ki, bu kıza boşanacaksın dedi. Boşanmadı. Tamam, boşanmadı ama eve göndermedi. Aralıklarla olabilir, gelmiş olabilir. Ablanızı affetmeme nedeniniz aslında aynen bu değil mi? Beni korumaması, resim, bana hiçbir resim, şey savunmadı bile. O resim bile olayı değil bence. 11 yaşında yaşadığınız travma. Ablanın bunu örtbas etmesi, sineye çekmesi. Benim yanımda olmadı hiç iyi, olumlu hiçbir da olumsuz zaman da hiçbir şekilde. Hiçbir zaman yanımda değilsen ben seni buraya çıkıp da niye aradım? Sen benim canım ciğerimsin, parçamsın. Ben niye o zaman, ben geldim, o zaman buraya çocuktum. Ben asıl o zaman benim ihtiyacım vardı yanımda olmanıza. Niye o zaman sahip şunlara gitmeyelim? Neslihan Hanım, o zaman... Yani
bu göğüs fotoğrafı vardı. Olayına gelirsek siz fotoğraf orada gerçekten... Siz orada gerçekten göğsün tamamını değil, yani ucu yarayı bile göndermiş olsanız... aslında zamanında aklına doğru çözüm yolunu bulmadığınız şey. İçin bütün oklar öfkesi size yöneliyor. Şimdi bir çocukken yaşananlar var. Yani bu mağduriyetler o gün ortaya çıkarılmadı, adalet yerini bulmadığı sürece bunlarla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi Cennet ne oldu da 24 Eylül'de tüm bu yaşamış olduğu faturaları çıkartıp kaçmaya karar verdi? Ben hiçbir zaman affedemedim. Rabia, sence gerekçe bu mu? Hayır. Hayır Esra Hanım, benim saygım da, benim saygım da sevgim de size sonsuz. Öncesinden beri yani zaten seyirciniz olmak istiyordum sizi bizzat görmek üzere. Ben olduğu gibi aktarmak istiyorum yalansız bir şekilde. Kız kardeşim Cennet bu olayı tamam bastıramamış olabilir ama gereken... bu resmiyette bir şey olmadı. Cennet bir şey yaşanmadığını, dokunmaya çalıştığını söyledi. Ben ondan bahsetmiyorum. Şimdi bu yaşanan olaylar... bir yıl önce ablasının eşine gönderdiği o göğüs fotoğrafı... Orada bir rahatsızlık zaman... var. Şimdi bütün faturaları bir anda... Bugüne kadar Cennet hepsini unutmuştu. Ortaya çıkarttı. Dedi ki ben evden gideceğim. Giderken de ailemi terk edeyim, kocamı terk edeyim. Tüm bu yaşananlar yüzünden mi sizi terk etti? Hayır. Evden gitmesinin başka bir sebebi var mı? Başka bir sebebi var. Çünkü Cennet bu zamana kadar bizimle hep iyiydi. Hatta biz en son Adana'ya gittik, gezdik, video çekildik, paylaştık. Hepimiz iyiydi. Cennet bir sebepten ötürü bize kin dolu. Biri uğruna sen bu yollara düştün. Senin cebinde maksimum 1000 TL olacak bir kızsın sen. Çünkü kocan sana ay ay 1000 TL veriyor. Örgü örüyorsun, kocana veriyorsun. Maksimum o da bak, minimum değil. Maksimum 1000 TL olur. Bunun başka bir sebebi var. Onu Cennet açıklasın. 1000 TL ile bugüne kadar nerede nasıl yaşar? Evet, kiminle birlikteydin? Ben bunları yaşıyorum sürekli. Aşamıyorum, unutamıyorum da üstü örtülüyor, kapanmıyor. Sığınma evine mi gittin? Hayır, ben amigurumu yapıyordum. Satışını yapıyordum. Bir tane kadınla tanıştım. Bir sipariş verdi benden. Şu an o bir kadının tanıştım. Yanında mısın? Evet. Nereden buldun o kadını? Peki Osman Köse kim bir kadınla birlikte? Onu sana bahsettim. Kim bu Osman Köse? Benim hesabımı çalmıştı. O şekilde ben fark ettim. Yukarıdaydım zaten. Hayatım, o sıra yanlarındaydım. Osman Köse diye biri. Senin kaç takipçin var? Kişisel hesapta 130 falan herhalde. 130 kişi takip ediyor seni. O 130 kişi de köydür herhalde. Sizin orasıdır. Aile. Senin hesabın çalınacak ne değeri var senin hesabını? Bana Nurgül diyerek başka bir kadın ismiyle hitap ediyordu. O gün bu sabah... Bu mu Osman Köse? Tanıyor musun sen bu adamı? Canlı canlı gördün. Senin hesabını niye çaldı bu kişi? Bana mesajlar atmış, Nurgül beni niye terk ettin gibisinden. Ben sana ne yaptım falan. Sana Nurgül mü diyor? Evet, o şekilde mesajlar atmıştı. Ben de cevap verdim o gün. Saat 19'du. Sen onun için Nurgül müsün? Hayır. Kim için bana Nurgül'sün sen? Bana da Nalan dedin Cennet. Nalan demedim, uydurma. Şimdi kıvırma Nurgül şu kim? Cennet, için. Nurgül bilmiyorum. Kim? Osman Köse sana Nurgül diye mi hitap ediyor? Hayır. Seninle yazışıyor mu? Hayır, o gün mesajlar atmıştı bu şekilde. Ben dedi, ben Nurgül değilim falan dedim. Tekrar aynı şekilde hitap edince engelledim. 11'di galiba, 12 gibi tekrar girdim, hesaba girilmiyordu. Hesabını hacklemiş. Evet. Hayatından bu adamın gelip geçip gitmesi sadece hesap eklemeyle mi? Tekrar soruyorum, bu adamı canlı gördün mü? Görmedim. Fiziksel anlamda bulunduğun yere geldi mi? Yalan söylüyor çünkü biz buraya geldiğimiz gün, salı günü geldik, Gebze'deydik. Evet. Kız kardeşim gitmiş, karakola ifade vermiş. Ben Osman Köse'nin yanındayım, onunla boşandıktan sonra evlenmek istiyorum diye. Ve kendi suçunu bastırmak uğruna bakın. Ben senin yanındayım, her koşulda yanındayım, ablanım. Her derdinde, sıkıntında ama... Aldatılmış olabilir, şiddete maruz kalmış olabilir psikolojik ve fiziksel olarak. Ama hiçbir şekilde sıkıntısını bize açmadı. Kaçmayı tercih ettim. Çünkü ben 11 yaşımdayken yanımda olmadı. Cennet, önce ben Osman Köse'nin yanındayım dedim mi demedim mi? Öyle bir ifade vermişsin.
Jandarma söyledi. Ve boşanıp bir an önce evlenmek istiyorum dedin mi? O zaman sen Osman'ın yanındasın. Osman Köse'nin yanında mısın? Kardeşim, kızım, sen Osman'ın yanında mısın değil misin? Kardeşim. Bir dakika. Osman'ın yanında mısın değil misin? Yanındayım. Ne? Ve onunla mı berabersin? Evet. 24 Eylül'de Osman için mi evden kaçtın? 24 Eylül'de Osman için mi kaçtın? Evet. Vallahi ve, bravo Cennet'e. Ve kendi temin... Vallahi bakın, bravo. Yani aileni Osman için aklına gelenler... Dur ben ne yaşamıştım bir geriye döneyim bakayım bunlar. Kocama da bunları söyleyeyim. E şimdi şikayet ettiğin her şeyi sen yapıyorsun. Kocam evet. Beni aldattı diyorsun. Sen o telefonda aldatıyor. Sen yanına gidiyorsun. Cennet çamur atsın, izi kalsın derdinde. Nesan sadece tek derdi yuvasını bozmamak içindi. Yok onu kabul etmiyorum. Için. O kırmızı çizgidir. Tamam, hiç. Ben reddedemiyorum. Hiç. Ama kendi çocuğu için durdu. Yok, o hiç tartışma konusu bile değil. Masaya yatırılacak bile bir konu değil. Ama şu an kendisinin yapmaya çalıştığı şey... bana kocasının özelini attı, fotoğraflarını. Başka kadınların ahlak dışı olan fotoğraflarını, yazışmalarını ve ki bu bazı yazışmalarını senin bizzat gönderdiğini yalan konuşmayın. Hayır, bazıları sen gönderdin. Ben hiç kimseye tek bir harf bana bile ne dedin biliyor musun 13 Eylül'de? Sen bana dedin ki cuma günü. Ben dedin ben bununla yapamıyorum, delil topluyorum kendime dedin. Kendime delil topluyorum ve attığım bazı yazışmalarda mesaj atılmış ama geri dönüş yok. Bazılarında var, bakın görüntülü konuşmalar listesi var. Delil topluyor boşanmak evet, için. Evet, bir plan yaptığının farkındaydım ama bu kadar topluyor büyük bir şey yapacağını... Delil? Konuşuyordu, ben inkar ediyordu sürekli. Hayır, delil topluyor muydun? Evet, konuşmalarının fotoğrafını çekiyordum. Açık görüntüleri var. Peki o konuşmaları kocan mı yapıyordu, kocan yapmış gibi sen mi yapıyordun? Ben yapmadım kesinlikle. Sen onu iddia ediyorsun. Ben kesinlikle öyle Hayır, bir şey yapmadım. Bazılarının kocanı sadece bak ben seni yani yalan kocanın konuşma, yanında değilim. Bak, şu an yalan konuşuyor. Sadece düşüncemi. Şu an sen de her tarafta çelişkili konuşuyorsun. Ben sana da inanmıyorum artık. Bazılarının bak kocan ahlaksızlık yapmış olabilir. Bir namussuzluk da yapmış olabilir ama bu senin yapacağın anlamına gelmiyor. Sen bir kadınsın. Madem kocan seni aldatıyor, çok zor durumdasın, mağdursun. Ailene sığınacaksın ki böyle alnın i̇şte açı dikmiş İşte o nokta çok önemli. Ailene sığınacaksın da 11 yaşında yani aile içerisinde istismar olgusunun varlığı karşısında siz şimdi onu o aile içerisinden erkeğe karşı korumazken reşit olduğu durumda eşiyle arasındaki tartışmadan üçüncü kişiye karşı Osman'a karşı mı korumanız lazım da aile içerisindeki istismar olgusuna karşı mı? Yaptığı tasvip edilmez en önemli boşanma sebebi. Rabia Hanım, bugün ne yaşanmış olursa olsun aslında sizin Cennet'i bugün burada her şeyiyle kabul ediyor ve sarıp sarmaladığınızı takdir de ediyorum dünden beri izlerken. Evet. Ama kayıtsız kalamayacağımız bir durum var. Hani geçmiş geleceğin referansıdır derler. Onun da güvenebileceği ve şu an kendini sırtını yaslayabileceği bir geçmişiniz yok maalesef. Yani sizi hem takdir ediyorum hem de savunamıyorum. Evet. Bir psikolog olarak ben bile araftayım. Ya o öbür konu yani Neslihan ve iddia ettiği o çocukluk konusu hiç ne tartışmaya açık ne açıklaması olan yıllar geçti üstü örtülecek bir şey. Ve zaman aşımı değil. Süresi de dolmamış. Aynen. Evet. Yani zaman aşımı süresi de dolmamış. Ceza hiç yaptırımı çok tartışma ağır. Aile içerisinde olması cezayı daha da ağırlaştırıyor. Ama ben de şunu söylüyorum. Hani Cennet kendini savunabilen, hani plan yapabilen biri. Şu planı kendi yaşantın ve hayatınla ilgili keşke yapabilseydin diye düşünüyorum. Yani bunu Osman için yapma. Şöyle, annem kendince babama hiçbir şekilde yansıtmadan olayları... Bu arada baban da burada. Gelsin babayı da bir alalım stüdyomuza. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Gördünüz mü Cennet? Ablam ben bunlarla hiçbirini yapacak insan mıydım ben? Ben ne yaptım bunlar? Ne yaptım? Ben öldüreceğim bunları ya. Ben bana ne yaptım? Ben sen ne yaptın? Ne yaptın? Ben sizi besledim, döttüm Allah aşkına ya.
Bir şey söyleyin bana ya. Ne zaman bir şey söylediniz bana? Ben dağları devirdiniz, dağ gibi adamı devirdiniz. Yeter artık, gelin kucağıma ya, gelin ya! Yeter Mustafa, artık gelin artık, yeter! Mustafa abi. Yeter artık ha! Mustafa abi, bırakmayın kendinizi. Gel, gidin, gel buraya, gel! Artık Mustafa yeter. Abi. Yama yapma, sular. Baba sakinleş, gene bayılacaksın. Tamam, dur. Baba sakinleş. Ben ne yaptım bunlara, ne yaptım Allah'ım, yarabbim sakın. Babamın gerçekten olaylardan haberi olmadı. Annem kendince çözmeye çalışıyordu. Eli için beni mi satıyorsun kızım? Eli için beni mi satıyorsun? Ne zaman ben size kötülük yaptım? Biraz iç. Bayra şimdi. Kalp krizi geçirir, boğumda gizli kalp var. Anlat. Su iç. Baba iç, kendine gel. Elin ayağı titriyor, sakin ol, nefes al. Gerçekten babamın olaylardan haberi Allah aşkına evine dön, yeter artık. Allah'ını seversen, babanı seversen, ananı seversen biz artık bittik öldük ya. Eğer bir ailede bir çocuk mağdur ediliyorsa, aman benim de bir çocuğum var, yuvam yıkılmasın demek mümkün değil. O yuva yıkılacak. Onu yapan ortaya çıkacak. Hani hep diyoruz ya, çocuklar susar, siz susmayın diye. Lütfen aile içerisinde aman millete rezil oluruz, aman benim yuvam bozulur, aman benim düzenim bozulur diye o üstünü kapattığınız, salının altına süpürdüğünüz her şey yıllarca peşinizi bırakmaz, adalette yerini bulmaz. Rica ediyorum, özellikle de cinsel istismar konusunda çocuklar susar, siz susmayın. Çocuklar doğruyu söyler, onlara inanın. Abla bu neyse bir an önce sözlüsün, bitsin kurtulsun. Ne? Bu neyse, ne yoksa ben bir şeyden haberim yok. Bugün şurada haberim oluyor. Bu sözlüsün abla. Hiç kimse cezaevine geçsin, suçun cezasını çeksin abla. Ben birine kapımı açtıysam, bana böyle hainlik yapıyorsa, bana hiç şey yok, gereği yok. Kim olursa olsun. Şimdi bu istismar gibi olaylarda... Olayın yaşanması gelip geçici ama gelenekler daha baskın kalıyor. Bu sebeple de Neslihan ablanın dediği gibi o yuvasını bozmuyor. Aman çocuğum var, çocuğum babasız kalmıyor diyor. Halbuki o dengeler bozulacak. O gün bozulacak. Abla, bozulacak. Kim kime ne yaptıysa herkes cezasını çekecek. Orada gelenek, aile, yuva gibi bir kurumdan bahsedilemez. Ben bundan hiçbirini bir yere bırakmıyorum. Ben kendim besliyorum ben kendimi. Kendi hepsini kendim besliyorum. Bugünden bir güne bana demeler ki bu böyle bir olay var. Babamla ilişkin nasıldı? Babamın gerçekten hiçbir şeyden haberi yok. Bilmiyordu. Ben şurada kapının altında haberim oluyor. Her şeyden. Yazık, günah bana da yazık. Baba sakin ol. Ben artık yaşayacak durumum kalmadı. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Yeter artık, dön evine. Ben kucağımı açayım. Daha ne bekliyorsun kızım? Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Gelsene. Allah aşkına gel. Kucak açtım ya, kucak açtım. Kucak bana açtım, ben sana için ya. Daha ne bekliyorsun? Gel. Otur yanıma, şimdi hemen git otur bakalım. Otur canım. Öldürdünüz beni. Ben bundan sonra ölene kadar size bakacağım. Ben size kimseye yaklaştırmayacağım Elisa. Yeter artık. Kimsenin yüzüne bakan halim kalmadı. Osman'ı internetten mi tanıdın Cennet? Duygusal bağımız olmadı başta. Ben şiddet görüyordum, sürekli darp ediyordu beni. Darp raporu aldım. Kocan darp ediyordu. Kim zarar veriyorsa uzaklaştırma kararı al diye o şekilde destek oluyordu. Sürekli konuşmuyorduk. Şiddet uyguladığında, tartıştığımızda falan hukuki yollardan ne işlemler yapabileceğimi o şekilde bilgi veriyordu. Sonra? Sadece o şekilde konuşuyorduk. Peki yani sana şiddet gördüğünde hani git uzaklaştırma al, mesela boşanma davasını şöyle aç diye bilgi veriyordu.
O destekten ilişkiye nasıl dönüştü? Şu şekilde annesi dedi, gel kızım dedi. Biz sana bir iş bulur, ev açarız. Kendi hayatını kurarsın diye o şekilde sürekli söylüyorlardı zaten. Ben gitmiyordum. Ben bu sarılmayı çocukluğumdan beri bekliyordum. O olayı yaşadığımda kollarını açıp bana güven, beni korumasını bekliyordum. O zaman tek başıma bırakıldım ben. Haberi var sanıyordum. Baban her şeyi biraz önce kapının arkasında öğrendi. Evet. O yüzden hep öfkeliydim hepsine. Beni çocuk başımda tek başıma bıraktılar diye. Nenem benim kolumdan tuttu, sahip çıktı. Nenem olmasa kim bilir ne yaşayacaktım ben. Şey, nenen mi sahip çıktı sana? Nenem öldüğünde, duyduğunda dünyam başıma yıkıldı benim. Ben şimdi ne yapacağım diye. Benim yanından ayırmadı asla. Kaç yıl oldu vefat edeli nene? 9. 9 yıl oldu. Benim oğlumdan küçüktü. Benim oğlum da 10. Şimdi ne istiyorsun hayatında Cennet? Ben nasıl, oraya gittim. Dönecek, bana dönecek. Beni yaşayacak. Boşanmak istiyorsun değil mi? Boşanacaklar satan ya. Ömür bir laf, ben bunları kapımdan bir yere ayırmıyorum. Kimse de yaklaştırmıyorum. Bitti. Birinci olayımız senin boşanman. Eşine de buradan çağrıda bulunuyorum. Gelmek istiyorsa anlaşmalı boşanma konusunda yardımcı oluruz. Boşandıktan sonra nereye gideceksin? Ben memnun kalacağım. Ben orada nefes alamıyorum. Ben bir yere göndermiyorum. Ben kimse göndermiyorum. Ben yaşadıklarımı unutamıyorum abla. Nefes alamıyorum orada, boğuluyorum. Cennet. Kaldıramıyorum, aşamıyorum yaşadıklarımı. Nenen gitti ama şimdi bak, baban var. Mustafa amca için de kolay bir an değil. Şimdi öğrendi. Bütün bunların çözümü şu an Osman Bey miydi? Osman değil. Ben bir psikolog olarak bu kadar yılın yüküyle zaten devam edemeyeceğinin farkındayım. Bu konuda her zaman da buradayım. Evet, bireysel destek vermek için de buradayım. Psikologumuz? Ama baban var. Baban hayattayken baban dışında gideceğin bir yer olmamalı. Ama orada nefes alamadığını da anlıyorum. Psikolojik destek noktasında Esra Hanım bizzat destek olmak istiyorum. İster misin? Sen de istersen. Burada benim istememden çok senin istekli olman önemli. Evet. Düşün. Vakit var. Biri çocukluğundan, çaresizliğinden, zayıflığından, korkaklığından faydalanır. Yetişkin olduktan sonra da yaşadığın hayatındaki o yaralardan seni vurur. Yani o yaralarını kanatıp der ki gel ben senin yaranı saracağım. Halbuki yeni yaralar açar sana. Osman da bu yaraları daha da kaşıyabilir. Yani şu evet. An derman diye gittiğin yer yeni bir dert olabilir. Evet. Baban olmaz ama hiçbir zaman. Bak Rabia şey bir kız değil mi? Dişli. Ya ben zaten ben de aynı şekilde hiçbir sorunumu böyle yansıtmam dışarıya. Ama ben her zaman pes etmedim. Her zaman ben böyle güllük güllistanlı prenses gibi bir hayat yaşamadım. Ben de çok yere düştüm ama benim görme engelim olduğu halde 2 bölüm okuyorum. Ben de çok sıkıntılı yollardan, taşlı yollardan zirveye çıkmak için çok uğraştım, çok çabaladım. Ne okuyorsun? Gerçekten. Sosyal hizmetler ve bravo. Sekreterlik. Atanmak istiyorum ve gerçekten yani hep böyle dişimi tırnağıma taktım. Hep bir çaba içerisindeyim. Kimseye muhtaç olmak istemiyorum, yük olmak istemiyorum. Ama biz de taşlı yollardan geçtik. Cennet çocuğum diyor. Biz de çocuktuk. Biz de böyle prenses gibi yaşamadık. Yani sevgi olsun. Annem hep bir çaba yani zorlu yollardan geçti. Bizi büyütmeye çalıştı. Hep kendi aldı omzuna sorumluluğu. Tamam ablamı ben masum demiyorum. Ama o da kendine göre kendi yuvasını dağıtmak istemedi. Neslihan'ın ki yuvayı dağıtmak değil, ortada kalmak. Neslihan ailedeki en zayıf kişi galiba. Cennet de bizim yani hakkımızı yemesin döneyle birlikte. En azından. Cennet. Biz hep yanındaydık Cennet'in. Siz benim yanımda ne zaman oldunuz? Nenem beni sahip çıktıktan sonra, koruduktan sonra yanımda destek olmaya başladı. Sen çocuktun. Ben yetişkin bir insan mıydım? Ben kaç yaşındaydım? Sen çocuktun. Yani kaç yaş var aranızda? 2. Ha? 2 yaş. Yani sen 12 yaşındaydın. 11 yaşındaysan 13 yaşındaydın. Ben de güçsüz savunmasız bir insandım. Ah. En yakın kim miydim? Ve ben daha hassas bir insandım. Herkes alay ediyordu benimle. Herkes böyle duygusal olarak baskı yapıyordu. Ben korumuyor muydum seni o konuda hep? Destek olmuyor muydum, yanındaydım hep? Oluyordun evet evet. Tamam. Herkesin bak herkesin ağırlığı, omzundaki ağırlık herkes ağır. Kimse kimsenin omzundaki ağırlığı bilemez. Ama sen Osman diye bizimle olmayacaksan, gideceksen
O sana dizinde yara bırakmadan da getirmeyecek bize. Tamam mı? Bak, lütfen. Genelde bu hikayeler şöyle tamamlanıyor. Of. Tabii yani bunun geçmişini ve geleceğini gören ve deneyimlemiş programda biri olarak. Şimdi sen ailenden şikayet edip gidiyorsun. Birine sarılıyorsun. O sana yaranı sararım diyor. Sonra o seni orada daha perişan ediyor. İkiye katlıyor, dörde hiç bölüyor. Kötü yaklaşmadan. Sonra oradan çıkıp ailene evet. gelmek istiyorsun. Aile sana yaptıklarından dolayı kızgın oluyor. Seni kabul etmiyor. Sen oradan başka birine gidiyorsun ve hep hikaye şöyle. Ailen bana sahip çıkmadı. Ailenin bugün burada bulunma amacı senin yanında olmak ve sana sahip çıkmak. Değil mi? Ben evet. daha Esra abla ben sana şu kadar söyleyeyim. Söyle Neslihan. Ben yola çıkarken babama dedim ki baba ben bacımı aramaya gidiyorum. Arkamdaysan gideceğim. Ben demedi desin babam. Ben bu bacımı ciğerim buluk getirmek için elimden gelen çabayı isterse ben gemileri yaktım geldim. Ne yuvada kaldı gözüm ne çocukta ne bir şeyde tek sağ salim babamın karşısına çıkarmak istedim ben bunu. Beni orada suçladığı için ben kendi mayık yemeğimle gelmek istedim. İlk başta ben sizi aradım. Biliyorum. İlk başta diyorlar ben geçim. Ben kendini sevmezsem niye bu kadar çabalıyım? Niye hissettirmediniz o zaman? Bir kere şu az önce bu sahneyi gördünüz ya. Hiç bunu hep bekledim ben. İçten bir sarılma niye kızım diye sarılmadılar. Bunu hep içlerinde sor. Yaşadınız. Ben her zaman sevdim. Hepsini sevdim. Yanınızdayken ben kokunuza hasret kaldım. Asya'yı kıskanmasın bahanesiyle anneme sarılıp kokusunu içime çektim ben. Kimi kıskanıyordu? Küçücük yeğenimiz Yılmaz'ın kızı. Ah be cennet. Sizlerin değiştirdiği, yetiştirdiği çocuklarla biraz da dünya değişecek. Eskiden böyle babalar, anneler çocuklarına sevgisini göstermiyorlardı. O kadar ataerkil bir toplumdan geliyoruz ki bunlar ayıptı. Aslında ayıp olan çocukların yanında kavga etmek, ayıp olan birbirine hakaret etmek, ayıp olan kötü söz söylemekken biz de ayıp sarılmak ve sevgini söylemek. Yani biz enteresan bir şekilde, tabii ki dünya değişiyor artık. Yani ayıp olan kötülükler, kavga, dövüş, küfür ve hakaret. İyi olan ve ayıp olmayan sevmek, sevilmek, sevdiğini söylemek ve dokunmaktır. Lütfen bugünü hep beraber bir geçirin, oturun, konuşun. Hani yıkmak, kırmak yerine toparlar mıyız, düzeltir miyiz den başlarsak belki yol alırız. Sevgili seyirciler yarın tekrar görüşmek üzere. Sizlere veda ediyoruz. ATV Ana Haber'de Cem Öğretir şimdi karşımızda olacak. Cem iyi akşamlar. İyi akşamlar Esra. Hemen başlıkları aktarayım. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Kritik bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Çünkü yanı başımızda her dakika kızışıyor savaş. Bununla ilgili alınacak ve alınan tedbirler önemli. Birazdan açıklayacağız. Bugün enflasyon rakamları da açıklandı. Bu konuyla ilgili gelişmeler, yankıları aktaracağız. Dijital dünyada yaşanan olaylarla ilgili, sıkıntılarla ilgili önemli tedbirler alınacak bundan sonra. Türkiye'de yeni bir başkanlık kuruluyor. Siber Güvenlik Başkanlığı. Onunla ilgili detayları da aktaracağız. Ve son bir madde. Bugün Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun mezarı açıldı. Bu konuyla ilgili gelişmeler de var. Kemikler alındı, adli tıbba götürüldü. Önemli bir detay var. Mezarda kefen bulunamadı. Peki neden? Evet, bunun cevabını kefen. Da vermeye çalışacağız. Evet. Haber merkezi çalıştı. Biz hazırız. Görüşmek üzere. Şüphe ne ağır bir duygu, güvensizlik ne ağır bir duygu. Çok teşekkür ediyorum. ATV Ana Haber'de Cem Öğretir şimdi karşınızda olacak. Hem günün değerlendirmesi hem başlıkları sizlere bildirecek. Yarın tekrar huzurlarınızdayız. Kendinize iyi bakın. Ailenize sahip çıkın. Dokunun, sevin, öpün. Çocuklarınıza değer verdiğiniz ve sevdiğinizi hissettirin lütfen. Onlar da o vermediğiniz sevgiyi 3 kuruşluk insanlarda bulup onların peşinden gitmesinler. Hoşçakalın. Yalnız değilsiniz.